akşamlar sayın seyirciler. Doğa Kapısı'na hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Doktor Arif Arslan hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam bugün İslam'da ailenin önemine değineceğiz. İslamiyet'te eşlerin birbirleri üzerindeki haklarına değineceğiz. Evet. Komşuluk haklarına değineceğiz ve dua ve beddua konularını ele alacağız. Doğrudur. İyi güzel. İyi etmişsiniz. Çünkü bunlar gerçekten bugün toplumumuzda hırpalanmaya, yıpranmaya bırakılmış konular. Her ağzına gelen beddua ediyor. Her ağzına gelen istediği gibi konuşuyor, lafının nereye gideceğini tanımıyor. Bunlara da bir ölçü getirme bakımından o dua beddua evet. konusunda işleriz. Evet. Zaten aile güncel konusu, bir konu diyebiliriz tabii, onun için. Aile konusu da gerçekten maalesef yani üzülerek söyleyelim. Aile Bakanlığı da olduğu halde yıkımlardan kurtaramadığımız, erozyonlara uğramış, sarsılmalara, depremlere uğramış bir kurumumuz. İnşallah bu konuda da biraz eğer biz tahşidat yaparsak, kendi üstümüze düşen görevi yaparsak, Kur'ani ve peygamberi bir görevi yerine getirmiş oluruz. Oradan ilham alarak inşallah konuşuruz, anlatırız. Evet. Aile o zaman, önemli bir konu. Evet, ailenin İslam'daki önemine hemen giriş yapalım. Tabii şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu aile kurmayı tavsiye ediyor. Daha doğrusu Allah'ın tavsiyesi olmaz, emri olur bize. Evet. Yani içinizden salih olanları birbirleriyle evlendirin diyor. Ve evlendiğiniz kişiye mihir verin diyor. Mihrini ne kadar çok tutarsanız tutun. Eğer ayrılma gibi bir durumla karşı karşıya kalırsanız onları geri almayın diyor. Çünkü aile neslin yetişebileceği bir yerdir. Nefsin fidanlığı, neslin fidanlığıdır. Çocuklar yetişecek, onları güzelce terbiye edeceksin, topluma hazırlayacaksın. Hem devletine, hem milletine, en başta da dinine, imanına, kitabına, Kur'an'ına sahip çıkmasını sağlayacaksın. Aile olmazsa bunlar olmaz. Aile olmazsa devlet olmaz, millet olmaz. Yani devlet ve millet olmanın temel şartı ailedir. Evet. Yani başıbozuk insanlardan bir devlet kuramazsınız. Sağlam değerleri olmayan bir takım insanlardan bir devlet kuramazsınız. Kursanız bile o devlet sağlıklı olmaz. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya kalkar, birbirinin tepesine biner. Yani eski Meksika filmlerinde, kovboy filmlerinde olduğu gibi gücü yeten gücü yeteni öldürür. Yani bugün elimizde onlar olduğu için onu örnek olarak hı hı. veriyorum. Yani herkes orada kovboyluk yapmaya kalkar. Ama ailesi olan bir kimse o kadar rahat olmaz. Bir evet. kere ailesine gelebilecek zararları düşünür, belli şeylerden sakınır. Çoluk çocuğunun yetişmesini düşünür, bir takım görevleri yerine getirmesi gerektiğine inanır. Yani aile dediğimiz olay haddi zatında devletin temelindeki en önemli yapı taşıdır. Evet. Yani milletin de temelindeki en önemli yapı taşıdır. Dikkat ederseniz bizim ecdadımız Türkler özellikle çadır halindeyken bile, göçebe devlet halinde yaşarlarken bile aileye çok önem vermişler. Han ve Hakan şeklinde, hatun şeklinde, han ve hatunu şeklinde konuşmalara girmişler. Yani öyle anlatmışlar. Protokollere öyle gelip gitmişler. Ve onların ikisi birlikte olduğu zaman önemli olur diye onları bir arada yad etmişler, bir arada anlatmışlar. Onlar da bir arada beyanatlar vermişler. İnsanların karşısına çıkmışlar. Ve bir aile kenetlenmesi göstermek suretiyle buna çok dikkatle, titizlikle önem vererek halkın karşısına öyle çıkmışlar. Yani iyi örnek olmuşlar. Şimdi biliyorsunuz insanlar pek çok konuda konuşurlar ama birbirleriyle kavga bile ederler. Fakat işe anne ya da eş kaba tabiriyle arz edeyim. Gerçi Kur'an'da da böyle diyor. Ana avrat girerse küfre ya da kavgaya olayın boyutu tamamen değişir. O yani çığırından çıkmış bir olaydır. Bu yüzden işte eski yani kendi Türk devletinde, Türk milletinde kutsal sayılan şeylerden birisi aile. Ana, at, avrat, silah. At, avrat, silah yani ailenin temel taşı. Lafınızı bağla keseceğim evet. hocam.
reklama gitmemiz gerekiyor. Peki. Reklamdan sonra birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Hocam. Evet, İslam'daki yerine gelen Türk geleneklerinden bahsettik ama sadece bu kadar değil. Yani bir televizyon programında tabii daha fazla sadece konumuz bu olmadığı için bu kadarlıkta yetinelim. Evet. Temel hatlarıyla. Aile İslamiyet'te ise daha önemlidir, daha kutsaldır. Bildiğiniz gibi beş şeyin korunmasını emreder. Nefsin, neslin, aklın, malın ve dinin korunmasını emreder. Bakın, belki birinci, belki ikinci planla nesil geliyor. Nesil neye bağlıdır? Aileye bağlıdır. Ailedeki temiz ilişkiye bağlıdır. Yani zina dediğimiz sifah hadisesi ailede kesinlikle hazmedilebilen bir şey değildir. Hiçbir kimsenin hazmettiği bir şey değildir. Bu nedenle ailenin, neslin korunması da temiz bir aile soyundan meydana gelmesi ile alakalıdır. Nesil nikahsız ilişki ile olmaz bildiğiniz gibi. Bu nedenle İslam dininde nikah bahisleri özellikle hem hadislerde hem tefsirlerde hem fıkıhta önemli bir yer tutar. Bu yüzden aileye önem verilir. Gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu ailenin temel taşı olan anne ve babaya itaati kendisine itaatten sonra emretmiştir. Evet. İsra suresindeki ayet-i kerimede biz birkaç defa da gündeme getirdik. Estağfirullah ve kadâ rabbuke ellâ tâbudû illâ iyyâhu. Rabbin yalnız kendisine ibadet edilmesini emretti. Ve bil valideyni ihsane. Ve anne babaya ihsanla, iyilikle muamele edilmesini emretti diyor. Emir, emir. Evet. Yani ister sev, ister sevme. Emre uygun hareket edeceksin, iyi davranacaksın. Yani belki sebep, belli sebeplerden dolayı kendine göre sebeplerin olsa bile annene ya da babana küs ya da kırgın olsan bile onlar senden bir şey istediği zaman asla bunu aksatmayacaksın. İlerisinde görüyoruz bunu. Diyor ki İmme yebluganne indekel kibara ahaduhuma, ayet devam ediyor. İkisi ya da biri senin yanında ihtiyarlarsa fela takullahuma üf, onlara öf bile demeyeceksin diyor. Öf bile deme. Fela takul deme. Öf, lahuma uf. İkisine ya da herhangi birisine. Ve la tenharuma, itip kalkma. Ve kullahuma kavlen kerime. Tatlı söz söyle, yumuşak söz söyle. Anneciğim, babacığım, canım benim, buyur, emret. Bunun gibi gönül alıcı. Onlar çünkü altında var ayet-i kerimede. Bunun sebebini de bir sonraki ayette anlatıyor. Ve onlara de ki diyor. Ve kur rabbi rahamuma kema rabbeyani sagira. Sonra de ki, dön dua et onlara bir de diyor. Dua, öyle dua et ki, Rabbim beni küçükken onlar nasıl yetiştirdilerse, yaşlandığı şu sıralarda sen de onlara merhametli davran. Hangimizin annesi babası altımızı yıkamadı, üstümüzü almadı? 5 sene, 10 sene, hatta belki 15 sene. Değil mi? Evet, evet. Onun için anne baba önemlidir. Ya yani bir annenin önemi biraz daha fazla gösteriliyor gene İslam kaynaklarında. Bu da geçmişte kadına değer verilmediğinden, Hristiyanların kadının ruhu var mı yok mu diye araştırdıkları bir dönemde, şeytan yerine koydukları bir dönemde Kur'an iniyor biliyorsunuz. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki orada cennet ana babaya itaat et. Peygamber Efendimiz de diyor ki cennet anaların ayakları altındadır. Ve hatta Amr bin As İlk hicret esnasında Habeşistan'a göçenlerin peşinden gidip Habeş kralı Necaşi'den bunlar bizim teröristlerimiz, bunları bize geri verin dediğinde neden terörist olduklarına hükmettiniz? Ne diyorlar ki bunlar dedi. Kadınlara hürmet ediyorlar dedi. İlk ana babaya hürmet edeceksiniz diyor. Ondan sonra ahlaktan bahsediyorlar bunlar diyor. Ne ahlakı diyor. Biz kadınlara alır satarız diyor adam. Ve o da diyor ki, unutma diyor, senin de bir anne doğurdu diyor Necaşi. Bunlar diyor İsa'ya da küfrediyorlar, Meryem'e de küfrediyorlar diyor. Ne diyorlar Meryem hakkında? Allah'ın oğlu değil diyorlar diyor, peygamberidir diyorlar diyor. Ne diyorsunuz dedi Cafer İbni Ebu Talib'e. Ondan sonra Meryem suresindeki ayetleri okuyunca Necaşi iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Ondan sonra dedi ki biz de böyle inanıyoruz dedi.
Vallahi ya Amr, önüme altından dağları yığsanız bu insanları size teslim etmem. Bunlar terörist falan değil, bir dinin mensuplarıdır dedi ve bunlar gerçek müminlerdir dedi. Adamı gönderdi dostluğunu bitirme pahasına. Evet. Yani kadınlara hürmet etmeyen milletler zaten ayakta kalamazlar. Bunu bileceğiz. Evet. Annesine babasına saygı duymayan bir evladın yüzünün güleceğini hiçbir kimse aklı zerre kadar başında aklı olan bir insan iddia edemez. Evet. Annesiyle babasıyla ters düşmüş, onlara kızmış, öfkelenmiş, kırmış, ahını almış ve duasını almış bir evladın iyi bir, sağlam bir iş tutması ve kendi ayaklarının üstünde durması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın gazabını çekmiştir üstüne. Hı. O nedenle dua, beddua dedin, oraya da gelecek o konu. Babanın bedduası tutar. Anneninki tutmaz. Evet. Derler değil, doğru. Çünkü evet. Neden? Baba beddua etmez. Bıçak kemiğe dayanıncaya kadar tokatla ya da işte bağırıp çağırarak işini... Şiddetle işini görür değil mi? İşini görür, halleder. Hepimizin başına geldi. Allah razı olsun, babalarımız nur içinde yatsın, vefat edenler. Hayatta olanlara da Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Onları başımızdan, hatta gölgelerini üstümüzden eksik etmesin. Amin. İnanın yani insan onları kaybedince anlıyor ne olduklarını. Ben şahsen kendi babamı yapılan şeyleri yeri geldikçe hatırladıkça değerini anlıyorum, ağlıyorum. Demek ki bu insan bize hak yapmış, iyi yapmış. Allah razı olsun. Ben çok serkeş bir çocuktum. Siz mi? Okulu kırardım, kaçardım. Hiperaktiftim. Bu da benim yapımda olan bir şeydi. Fakat babamın dayakları, yani babamın tokatları, azarlamaları, takipleri, yani belki babamla aramızı biraz mesafe olarak açtı, gerdi ama fakat ben onu ne zaman anladım? Okulu bıraktım, çektim gittim. Öyle bir dönem yaşadım. Tabii bunda beis görmüyorum anlatmakta. Örnek olsun aynı zamanda gençlere. Babam gelmiş, aramış, eşe, dosta, arkadaşları hep bulmuş. Ben de biliyorum orada olduğunu da ben görünmüyorum. Hep işte gittiği yerlere haber bırakmış. Eteğindeki çakılı döksün gelsin. Okul gibisi yok. Yarın okumadığına çok pişman olur. Bugün işte onun çalıştığı işlerden aldığı 3-5 kuruş harçlık onu adam etmez. Bunu bilsin. Yarın öbür gün okumadığına çok pişman olur falan diye. Ağlamış, sızlamış. Bizim akrabaların yanında da Antalya, ben İmam Hatip Okulu'na gidiyordum. Sınıfta kaldıktan sonra böyle okumayacağım dedim, ben başaramayacağım dedim. Öğretmenler de dövdü, bağırdılar, çağırdılar falan. Ondan sonra ben baktım hakikaten iş ciddi. Konu komşu, akrabalar da nasihat ettiler bana, git dediler. Gittim, babam belki benim derdimden, belki başka bir şeyden hasta olmuş, yatıyor. Vardım yanına, dışarıdan baba Arif geldi dediler. Gözlerini açtı birdenbire yatan insan. Vardım yanına, ellerini öptüm. Hüngür hüngür ağladı yatağında. Benim dedi tek ümidim sensin dedi. Sen nereye gidiyorsun dedi. Oku dedi. Tamam, bu sene kaldın, olabilir dedi. Seneye bir daha dedi başlarız dedi. Ve abim de Allah razı olsun çok destek oldu o zaman. Tekrar okuluma başladım ama o bana ilaç gibi geldi. Ondan sonra hiçbir ne dersimden zayıf aldım ne... Sınıfta kaldım, ne bir şey yap, ikmale bile kalmadım. Bütünlemeye kalma vardı o zamanlar. Eylül'de kırılma tekrar imtihanlar yapılırdı. Yani bir babanın bazen tek bir kelamı yetiyor insana. Evet. Duası çok da doğru. Bedduası da geçiyor babanın. Evet. Cenab-ı Hak tabii hepimizi anne babasına hayırlı evlat olanlardan eylesin. Amin. Bu bir. Hep dualarımdadır, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İnşallah bizim çocuklarımız da bizlere itaatkar olur. Bizleri sever, sayar. Yani bu çok önemlidir. Bir evladın anne babasına dua etmesi, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin de amel defteri kapanmayan insanlardan biri olarak saydığı yed'u lehu ve evveledün salihun yed'u lehu validehu diyor. Yani üç kişiden kalem kaldırılır öldükten sonra ama insanların amel defteri kapatılır, üç kişiden değil diyor. Telâsün اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَى اَمَالُهُ اِلَّا فِي ثَلَاثٍ İnsan öldüğü zaman amel defteri kapatılır, üç kişi hariç diyor. Bak şimdi bir babanın ne kadar önemli olduğuna bak. Annenin ne kadar önemli olduğuna. Burada bak. Sadakatun cariyetun. Sadakayı cariye yapanın diyor. Yol, köprü, cami, çeşme. Param yok. Neyle yapayım?
O zaman başka bir şey. Senin için de bir kapı var. Ev ilmün yüntefa'u bihi. Ya da diyor kendisinden faydalanılan bir ilim bırakanın. Vay, ilmin de yok. Herkes eskiden tahsil yapamıyordu ki. Evet. Zordu yani, bayağı bir zordu. Kütüphanelere ulaşmak, bir yere gitmek işte efendim vesaire vesaire. Bir sürü sıkıntıları vardı. Onun için eskiden insanlara yol gösteren rehberlerin şimdi türbelerini yapıyorlar. O zamanlar türbelerini yapmışlar. Bu türbelerin çoğu öyle. Belki içindeki insanların çoğu Kur'an-ı Kerim okuyorlardı ancak. Onlara Kur'an-ı Kerim'den tercüme edebildikleri bir iki ayetin mealini veriyorlardı. O zaman o çok büyük bir alim diyorlardı. Evet. Hele hele birkaç şey daha biliyorsa, bazı kitaplarda okuma şansı var idi de, Arapçaya biraz vakıf idi de, onlardan bahsediyorsa ulemayı benamdandı. Sonra bu da mümkün olmayabilir. Evveledün salihun yed'u lehu validehu. Ya da diyor hayırlı bir evlat yetiştirip de anne babasına dua eden evladın, arkada bıraktığı evladını, adamın bırakan insanın diyor amel defteri kapanmaz. Hı. Yani öyle bir anne baba ki hayırlı bir evlat yetiştirmiş, kendisine dua ediyor. Evet. Bunun da amel defteri kapanmaz diyor. Dolayısıyla bizim babamız bunu yaptı. Ben o kanaatteyim. Annemiz bunu yaptı. Ne kadar güzel. Efendim yetiştirdi elhamdülillah. Sizinki de yani onu yapmış. Elhamdülillah. Ne kadar güzel bir şey. Yani yetiştirmişler. Evet. Beceriklisin. Soru soruyorsun. Gayet güzel. Konuları tartabiliyorsun. Yani Allah diyorsun. Resulullah diyorsun. Yani toplumumuzda böyle insan yetiştirmek için iyi bir aile yapısına sahip olmak gerekiyor. Aile bütünlüğünü korumak gerekiyor. Eğer annenin babanın ciddiyetsizlikleri olursa, sürekli hırgür olursa, o ailenin içerisinde yetişen çocuklar agresif olurlar, hasta olurlar, psikolojiler bozuk olur vesaire vesaire. Evet. Onun için aile İslam dininde temel taşıdır, çok önemlidir. Hatta bu yüzden biraz daha belki yani Peygamber Efendimizin maksadını bilemiyorum ama buna yönelik olduğunu zannediyorum. Eşinin diyor ağzına koyduğu lokma sadakadır diyor bir insan. Eşinin ağzına koyduğu lokma. Yani zaten kazancımızı getirip onlara veriyoruz. Onları biz yedirip içiyoruz da bundan bir mükafat alıyor muyuz? İşte hı hı. Onu anlatıyor. Hı. Yani illa bir çatala takıp da ağzına bir lokma koymak değildir o. O onun yedirdiği, içirdiği, onların giyimini, kuşamını, bakımını üstlendiği müddetçe onun kazancı da sadaka olur diyor. Bakın. Hı hı. Hı. Evet. Yani yok böyle, başka bir yerde böyle bir şey yok. Evet. Aile konusu gerçekten bugün biraz daha üstünde durulması gereken bir şeydir. Çok önemli iki konuya dikkatini çekeceğim toplumumuzun, insanımızın. Teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorum ki çok izleyenimiz var. Şu anda evinde hayat durmuş olan izleyicilerimiz var. Ben bunu biliyorum. Hı hı. Yani Arif Hoca çıktığı zaman bana telefon ediyorlar. Yazıyorlar. Hocam diyor Allah sizi inandırsın. Çay almak için dahi kalkmıyoruz. Termosa dolduruyoruz. Eşim çay istiyor. Çayını termostan veriyorum diyor. Yani ben bunu ne gördüm. Kadar güzel. Elhamdülillah evet. Hak ediyorsak ne mutlu bize. Yani bu güzel ilgiyi hak ediyorsak ne mutlu. Evet. Şunu söyleyeceğim. Buyurun. Bu dünya kimseye kalıcı değil. Aynen öyle. Kimseye kalıcı değil. Ahirete hazırlanmamız için geçici olarak uğradığımız 4 tane 5 tane durak yerinden, 4 tane durak yerinden ruhlar alemi, ana rahmi, dünya, kabir birisi. Buradan da ahirete gideceğiz. 5.'si orası. Ebediyet alemi. Orada da yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz. Bu nedenle bakın. Kocasına olur olmaz konularda dırdır eden kadınlar, karısına olur olmaz konularda bahane bulup kavga çıkaran erkekler. İkisi de çok dikkat etmeleri gerekir ki birisi sana Allah'ın emaneti, sen de öbürüne emanetsin. Bu çok önemli. Bu yüzden dillerimize sahip olursak biraz her bildiğimizi, her gördüğümüzü eleştirmez, her bildiğimizi söylemezsek aile yuvası biraz daha güzel gider. İçimde mi atayım, içime mi tutayım? Ya gerekliyse at kardeşim. Evet. Yani senin eğer ağzında tutmadan, dilinde tutmadan, içine atmadan söylediğin şey ortalığı bulandıracak, kokutacak, kavgaya, gürültüye sebebiyet verecekse tut bunu lütfen. Evet. Allah rızası için tut. Herkesin evinin altında foseptik çukuru var değil mi? Dışarı mı akıyor bunlar?
evin altını çökertecek, kokutacak diye böyle bir düşünce olur mu? Evet. Herkes çok şey biliyor. Hepimizin bildikleri var. Hepimizin bilinçaltı var. Hepimizin şuuraltı var. Yok mu? Dilini biraz tutacaksın. Çünkü o dilini tutmak da senin için sadakadır. O dilini tutarken sen öyle bir ibadet yapıyorsun ki ben yemin edebilirim. Ama etmiyorum. Çünkü Allah'ın ibadetine eş bir ibadet göstermemek için dilimi tutuyorum ve yemin etmiyorum. Namazın kadar sevaplı, orucun kadar sevaplı. Anahtarını şurada buluyorum ben bunu. Diyor ki Peygamber Efendimiz. Evet. Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'i vel atas. Nice oruç tutanlar vardır ki onlar için oruç diye bir şey yok. Sadece bir açlık ve bir susuzluk vardır. Nice namaz kılanlar vardır ki onlar için namaz diye bir şey yok. Sadece bir yorgunluk vardır. Neden? İşte bunda. Burada. Hı-hı. Peygamber Efendimiz diyor ki iki dudağının arasıyla iki bacağının arasına sahip olmaya söz verene ben de cenneti söz veririm diyor. Demek ki buradan başlıyor. Evet. Kavgalar nereden başlıyor Hande Hanım? Sen de bir hanımefendisin. Buradan başlamıyor. Şahit olduğumuz bu değil mi? Evet. Yani mevzu bu. Ya oradan başlıyor ya buradan başlıyor. Onun için aile içerisinde bazı mevzuları beyin tansiyonu müsait değilse, durumu müsait değilse, annelerimiz öyle yapardı eskiden. Anne bana para lazım diyordum ben. Yarın okula gideceğim, kalemim kırıldı. Oğlum baban şimdi öfkeli. Ben sonra onu bir müsait zamanında söylerim, alırım derdi. Hı hı. Anne budur abi. Evet. Anne budur işte. Yani, ne zaman yapması gerektiğini tabii, bilecek. Tabii yani budur. İdare edeceksin. Hı hı. Ondan sonra baba sinirliyse hep beraber onu idare edeceksiniz. Yatıştırıncaya kadar, rahatlatıncaya kadar. Anne sinirliyse baba onun üstüne gitmeyecek. Git bana bir çay getir demeyecek. Ya da su ver demeyecek yani o esnada. Kalkıp alıverecek yani hocam. Kalkıp alacak. Hatta onun gönlünü... Hanım ya galiba bugün biraz gerginsin. Gel yemeğe dışarıda yiyelim. Yani bir onu bir jest yapacak yani. Tabii. Değil mi? Evet. Ne ki yani? Bu zor bir şey değil ki. Eğer böyle olursa toplum içerisinde aile kendi içinde değerini hisseder. Dışarıda verilen değer önemli değil. Evet. Tabii. Bizim insanımız ne yapıyor? Dışarıdaki gördüğü bir güzel hatuna 8 takla atıyor. Kendi karısına Allah evet. ne verdiyse yükleniyor. Evet. Ya tam tersi. O hatunun bende bir hakkı var mı? Yok. Çamaşırımı yıkıyor mu? Yok. Yemeğimi yapıyor mu? Yok. Çocuklarımı yetiştiriyor mu? Yok. Hayır. Hiçbir şey yok. Evdeki? Bunların hepsini yapıyor. Saygıyı kim hak ediyor? O hak ediyor. Yani onun evet. için yani dışarıda gösterdiğimiz saygıyı evimize de göstermek zorundayız. Evet. Aile kurumuna İslam'ın değer vermesi senin ondan ne anladığına bağlıdır. İslam değer vermiş, sen vermedikten sonra aile olur mu? Tabii. Olmaz. Sen de Müslüman olacaksın. Tabii bizim esas sorunumuz burada. Bir şeyi daha söylüyorum bak. Esas sorunumuz burada. Biz Müslümanız. Güya Müslümanız. Adımız Müslüman. Kimliğimizde Müslüman yazıyor. Ben olsam devletin yerinde oraya Müslüman yazmam. Müslümanlık öyle gösterişle, isimle, mühürle, kayıtla, kürekle olacak bir şey değil. Yürekle olacak bir şey aynen. değil mi hocam? Aynen. Davranışlarla olacak bir şey. Davranışlarla. Tabii. Bunu göstereceksin. Evet. Onun için ailenin önemi bizim ona ne kadar önem verdiğimizle alakalıdır. Çocuklarımıza sahip olmak, onların eğitimini vermek, güzel bir isim koymak, eşimize hürmet etmek, işini paylaşmak, gerekirse yardım etmek, hangi konularda olursa olsun fark evet. etmez. Devam edeceğiz evet. hocam. Bir telefonumuz var onu alalım. Alo. Hayırlı geceler. Çok teşekkürler. Sadiye Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Tabii buyurun. Aslında konuyla alakalı değil de Ramazan ayıyla alakalı. Buyurun. Benim eşim ağır bir işte çalışıyor. Evet. Ve saat 4'te başlıyor işe ama inanılmaz terliyor. Ve o yüzden oruçluyken de su kaybettiği için orucunu açmak zorunda kalıyor. Orucunu yani bozuyor mu hiç oruç mu? Tutamıyor mu? Yok tutamıyor. Tutamıyor anladım. Başı ağrıyor o yüzden de
takati kalmıyor. Evet. Ondan sonra işte onun bir acaba bozuyorum günahı var mı yok mu? Evet. Onu merak ediyorum. Peki Sadiye tamam. Hanım var mı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de teşekkür sizden ediyoruz. Teşekkür İyi akşamlar diliyoruz. Evet, şimdi haliyle Ramazan olunca konuda bölünür. Yani cevap verebiliriz. Şimdi tabii. Şöyle, tabii insanımızın hakikaten bazıları, çalışan kesimin özellikle bazıları, genellikle hepsi de. Çünkü çalışmak kolay bir şey değil. Yani enerji sarf edeceksin, iş yapacaksın. Hele işte maden gibi, tarla gibi, çapa gibi, ondan sonra işte efendime söyleyeyim, demir çekme bilmem ne falan gibi. Ateş karşısında çalışan, hatta fırıncılar, yani akşamüstü çalışsalar bile ağır işlerde çalışanlar bu yaz günlerinde zorlanıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. İslamiyet'te bir kural var. Mağrem itibariyle mağnem derler. Türkçe'ye çevireyim ya da İngilizcesini çevireyim. Riskin ne kadar çoksa kazancın da o kadar bol olur. Yani... Türkçesi bu. İngilizce'de risk kelimesi gerçi öyle ama... Bu ağır şartlara rağmen orucunu evet, tutarsan sevabı da bol olur. Aynen yani. Öyle. Yani şimdi kış günlerinde, kısa günlerde 10-12 saat oruç tutmakla 16 saat oruç tutmak ve yaz günlerinde bir değildir. Allah da bunu biliyor Celle Celaluhu. Zaten Kaf suresindeki bir ayet-i kerime de Kaf mıydı, Kariya mıydı? Diyor ki, kulu ve şrabu heniyen bima esteftum fil eyyamil haliye. Evet, Zariyat suresinde. İşte o gün Allah onlara diyecek ki, bugün cennetin bütün nimetlerin, bu oruçlulara özel nimetleri var Allah'ın, oruç tutanlara. Yiyip içmediğiniz, aç durduğunuz, benim rızam için yemeği içmeyi terk ettiğiniz günlere bedel yiyin için bugün afiyet olsun diyecek. Bakın, kulu ve şrabu. Heniyen bima esleftum fil eyyamil haliye. O kadar güzel bir ayet-i kerimeyle Allah-u Teala bize o durumu bildiriyor ki. Zorlansak da oruç tutacağız. Ama bir hastalığı olan kalıcı. Bunları daha önce de söylemiştik. Saymıştık. Evet. Sefer olan, yolcu olan, ne zaman menziline varacağını, varıp varamayacağını bilemeyen insanlar olduğundan dolayı bu tür insanlar, yolculuğa çıkanlar ya da hasta olan insanlar, bunlar oruç tutmaktan muaf tutulmuş Ramazan'da. Sonraki günlerde kaza eder, tutamadığı günler sayısınca diyor. Hı hı. Hiç tutamayacaksa da diyor, alelledine yutikune fidyetun taamu miskin. Hiç tutamayacak olan, hastalığı sürekli olan ve iyileşmesi artık o belli bir zamana değil de ömrünün sonuna kadar iyileşmemesi halinde, hastalığı devam etmesi halinde olanlar, tutmasınlar, fidye versinler, fakir doyusunlar. Oruç tutmadıkları günlere bedel diyorlar. Tabii bu hastalıkları doktorlar daha çok iyi belirlerler. İşte ben kalp doktorlarından dinledim. Burada da çeşitli görüşler var ama önemli olan çok büyük profesörler, meşhur profesörler, hastanelerin profesörleri kan basıncının düşeceğinden, değişeceğinden, susuz kalan vücudun pıhtılaşmaya, kanının pıhtılaşmaya doğru gideceğinden kalp hastalarının tutmamalarını, diyaliz hastalarının tutmamalarını, böbrek hastalarını, şeker hastalarının çok zorlanacaklarını söylüyorlar. Tabii burada ilaç kullanımı vesaire vesaire belki ayarlanabilir ama herkesten aynı şey istenemez. Bazı bünye vardır ki zaten ilaçlarla zor duruyordur. Ona oruçta tutturacak olursan zor gelir. Bunlar tutmayabilirler. Evet. Ama bu ağır işte. Oruç tutmamak, siz sordunuz, çok iyi ettiniz, sordunuz. Hiç oruç tutmamak, başlangıçta başlamamak başka. Orucu öğleyin, dayanamayacağım galiba diye bozmak başkadır. O tehlikeli bir şey. Onda kefaret lazım gelir. Şimdi bu kardeşimiz Ramazan ayı boyunca tutamayacaksa, Ramazan'dan sonra tutmadığı günler sayısınca orucunu tutması lazım. Samimi olduğunu Allah'a ispat etmesi lazım. Bize değil, biz kimiz ki? Tabii. Yani biz fetva veririz ama... İnsan peygamberimizin tabiriyle istefti nefseke ve ineftekel müftün. Müftüler fetva verseler de sen fetvayı kendine sor diyor. Kendine, kalbine, vicdanına. Yani burada neredesin? Bu nedenle tabii ağır işçilerin tutması zor olur. Bunu kabul ediyoruz ama o ağır işçi
öteki yolcu, öteki şucu, ben hamile, öteki işte doğurmuş, loğusa kim tutacak orucu? Herkesin bir mazereti var. Herkesin mazereti var normalde. Onun için zorluklarıyla beraber oruç tutarsak inşallah cennette bu günlerimize bedel çok büyük mükafatlara nail olacağız. Fakat kendisi bilir o insanlar. Böyle bir de hastalığı varsa, belli bir şeyleri varsa tutmayabilirler. Zorlamamak lazım. Peki. Hocam ailenin bütünlüğü için aslında girişini yaptınız. Evet. Biraz da hem erkek hem kadın olarak ortak devam ettirdiniz. Ayıralım. Kadının görevleri nelerdir erkeğe karşı? Kadının görevleri en önemlisi Peygamber Efendimiz küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün en ra'iyetihi buyurduğu hadis-i şerifinde hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden mes'ulsünüz dediği yerde kadın da çobandır. Evinin namusunu beklemektir. Onun diyor görevi diyor. Hı. Erkek çobandır. O erkeğe de ailesini korumak, ailesini beklemektir görevi diyor. Devlet idaresi reisi çobandır. O da milletini beklemelidir diyor. Yani onun görevi de odur. Yani herkes bir şekilde sorumluluk sahibidir. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden mes'ulsünüz diyor. Dolayısıyla kadının buradaki en önemli görevi eşinin namusuna sahip çıkmak. Evet. Çocuklarını güzel yetiştirmek, gözü gibi bakmak, malını mülkünü çarçur etmemek, parasını pulunu çarçur etmemek ve adam geldiğinde güler yüzle önüne koyacağı bir tas çorbayı hazır etmek. Hı. Evini temiz tutmak. Esas buradan çıkıyor belki bazı arızalar, işte o temizlik mevzuu, dikkatsizlik mevzuu, çocuklara sahip olamama mevzuu vesaire gibi konulardan çıkıyor. Kanaatkar olmak. Tabii en önemlisi o. Yani el kanaatü kenzün le yefta. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir diyor. Hı. Kanaatkar olmak çok önemli. Fakat kanaatkar olmakla ondan kastımız ne? Tabii kanaatkar olmakla kastımız ne dediğin çok doğru. İşte böyle güzel sorular sorunca benim de cevap vermekte iştahım açılıyor. Hı. Bütün bilgilerimi dökmek istiyorum. Şimdi bir kadın komşusunda yeni bir koltuk almışlar. Öbür komşu da perdeleri yenilemiş. Ya biz bunları 5 senedir kullanıyoruz. 5 sene kullanan var mı onu da bilmiyorum. Sen bunları ne zaman değiştireceksin? Onlar daha dün değiştirdiler, bugün gene değiştirmişler gibi konularda, maddi konularda kanaatkar olmak. Evet. Çok önemli bu. Hı. Güzel söylediniz. Güzel sordunuz. Öbür türlü yetişemezsin zaten. Hani bir reklamda var ya, hepsi yeni çıktı, yeni çıkanlara da sen dayanamıyorsun. Bugün de gidecek, yarın yenisi çıkacak. Evet. Bunun sonu gelmez ki diyor. Sonu gelmez, evet. Sonu gelmiyor. Bu yüzden kanaatkar olmak gerekiyor bazı maddi konularda. Ha, ihtiyaç varsa onu da değiştirirsin. O da başka bir konu. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Adamı zor duruma sokmayacaksın. Yani gidip orada burada ben ne yapacağım diye kara kara düşünmeyecek yani. Bu nedenle eşinin tutumlu olduğunu görecek ki eşi arkada gözü arkada kalmayacak. Yani bizim babalarımız aldığı maaşı getirdiği zaman hanıma verirdi. İstediği kadar, istediği zaman alırdı. Oradan harcardı. Şimdi hanıma versen bilmiyorum artık. Ayın sonu gelmeyebilir. Yani ne ayın olur, sonunu onu bilmiyoruz. Evet. Evet. Peki şunu sorayım. Kocaya itaat diye bir kavram şey var. Söyleyin. Kavram doğru. Vardır. Evet. Kocaya itaat. Bundan kastımız. İşin gerçeği o ki Allah'a itaat gibidir bir kadın için. Yani bunu İslam alimleri çıkartmamış. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de var. Yani durup dururken çıkartılmamış bu. Hı hı. Kaldı ki bizim bir de kültürel geçmişimiz var. O geleneğimizde de böyledir bu. Evet. Allah'a itaat gibidir. Bir de tersi de var bunun başka türlü. Karısından korkmayan Allah'tan da korkmaz şeklinde de var. Bu da gerekli. O da var. Yani o korkacak da sen korkmayacak mısın? Sen de korkacaksın. Sınırlarını koruyacaksın. O nedenle herkes yerini bilecek. Tabii korkunun altını da çizelim de. Ya manevi yani olarak çünkü onu, korku. Yani onu da, evet. O korku tabii kimse kimseden korkmaz. Allah'tan başka. Evet. İsteyen istediğini yapabilir. Yani tamam hanımdır, baş üstüne de ben senden korkuyorum, tir tir titriyorum seni görünce, adını duyunca kahvede olsam bile ayağa kalkıyor, hazır ola geçiyorum diyebilir. Yani işin gırgırı, şamatası ya da ne bileyim lafta kalan kısmı. Ama öbür tarafta gider bildiğini yapar. O değildir önemli olan. Yani dilde olan değil, gönülde olan korkudur. Evet. Eşimde bulamadığım başka ne var dışarıda?
Onun için dışarıya benim gitmemem lazım, ayağımı kesmem lazım diye. Evinin, eşinin işte sadakatini, samimiyetini suistimal etmemelidir insan. Yani herhangi birisi için geçerli, erkek için de kadın için de geçerli. Kapıdan çıktıktan sonra kim tutar seni? Yani dışarı çıktığında kimsenin peşinde bekçi mi var? Yok. Allah'la baş başasın, vicdanınla baş başasın. Yani o sana kalmış. Onun için iyi bir terbiye de çok önemlidir bunda. İyi bir aile terbiyesi, eğitimi de çok önemlidir. Bizim aldığımız İslam ahlakının da çok önemi var. Yani bir kadına bakmak erkek için ne kadar haramsa, bir kadın için erkeğe bakmak da, ona eğer o maksatla bakmak da aynı şekilde haramdır. Bakmak sadece erkeğe haram değildir. Tabii ki. Kadına da haramdır yani. Peki. Şimdi ailelerde yine şöyle sorayım. Kadınlarla kayınvalideleri arasında yani sıkıntılar yaşanır. Oraya atladık değil mi? Evet, esas mevzu evet. Burada. Şimdi kayınvalide... Ailesine nasıl davranması gerekir? Kayınvalide, kayınvalide demektir. Valide yerine geçen. Kayınpeder, kayınpeder demektir. Peder yerine geçen demektir. Yani normalde böyle olduğu zaman anne baba demektir yani. Evet. Annem babam yoksa, orada değillerse değillerdir. Yani benimki yoksa eşimin annesi babası benim anne babamdır. Onunki yoksa benim anne babam onun annesi babası hükmündedir. Yani kendi anne babama göstermem gereken saygı neyse onu da göstermek zorunda. Ona da göstermemiz lazım. Şimdi tabii ki ama maalesef böyle olmuyor. Özellikle kayınpederlerde sorun yok. Evet. Yok. Kayınpeder gelinini çok sever. damadını da öbür kayınpeder çok sever. Onlarda sorun yok. Anneler çocuklarını kıskanırlar. Yani ömrünü sonuna kadar bu içgüdüsel dediğimiz varsa böyle bir şey, içgüdü tabiri pek evrimcidir, ben kullanmam. Sevki tabii, tabii de değil, sevki ilahi şeklinde onların genlerine koyulmuş bir programın parçasıdır bu sahiplenme. Ömrün sonuna kadar sahipler. Bu yüzden bize şarkılar düzülmüş. Alabaşta tacımış, her derde ilacımış. Bir evlat pir olsa da pir. Pir ne demek? Herkese yol gösteren rehber, evliyaullah'tan bir zat. Anaya muhtaçmış. Böyledir, doğru. Evet. Anaya hepimiz muhtacız ama anne de işte bizi kıskanıyor. Bazı anneler aşırı kıskanmak suretiyle oğullarını toplumumuz mazur görsün. Adeta bir nonoşlaştırıyor yani çocuklarını. Tabir, kaba tabir, argo tabirle. Oğlan anacı hale geliyor. Ana var, kuzusu yani. Ana kuzusu haline geliyor. Annesi var, gül gibi, eşi var. Ya onu önemsemiyor. İki güne bir annesinin yanında yatıyor. Anne de onu kabul ediyor. Ya ne oluyor? Evlendirdik biz seni. Git, kucağına kadın bulduk. Güzel kız aldık. Sen niye onunla ilgilenmiyorsun da buraya geliyorsun demiyor. O her gün gelse mutlu olur. Oğlum senin ailen yok mu? Karın bundan razı mı? Ya anne o da kendi annesine gitti. Olmaz. Olmaz. Herkes kendi evinde oturacak. Olmaz. Çünkü yeni bir aile kuruyorsun. Bu aile böyle olursa eşler birbirlerinden soğurlar ya da birbirlerine muhtaç olmadıklarını, ihtiyaçlarını olmadıklarını hisseder. Ondan sonra efendim aile diye bir şey kalmaz. Anneni sev, say sonuna kadar. Ama ailenin yeri farklı bir şey. Yani seni zaten anne baba olmaya onlar teşvik etmişler. Sen de yeni bir anne baba olacaksın. Annene babana mani değil ki senin saygı göstermen, eşinle samimi olman, onu sevmen, efendim ona sahip çıkman, onu koruman, onu gözetmen. Ya o mani değil. Evet. Ama bazı anneler de kızlarına sahip çıkıyorlar. Eşlerinin en ufak bir itirazını dahi hazmedemiyorlar. Vay ben bunun için mi seni evlendirdim? Ben seni oradan çeker alırım. Ben ona haddini bildiririm. Başlıyorlar kavgaya. Şimdi böyle bir anne varmış. Çinlilerden, hikayelerden çok enteresan hikayeler var. Çinliler bize benzediği için bizim aile yapımıza da uyuyor. Zaten kökenlerimizde bir büyük ihtimalle. Türkologlar öyle diyorlar yani. Biz de onların kırmasıyız ya da onlar bizim kırmamız falan. Biz de Asya'dan geldik. Asya'dan geldiğimiz için. Evet. Şimdi bir eve gelmiş. Oğlan kızı sevmiş, almış ama kayınvalide geleni istemiyor. Oğlanı seviyor. Oğlan gidiyor zaten. Uzun uzun uzadıya onunla beraber olmaya başlayınca
Demiş yok orada ben size ayrı ev tutmam. Gelip burada kalacaksınız. Bizim geleneklerde olduğu gibi eski geleneklerde. Ya bir gelmiş ki gelin kayınanada surat bin parça. Mümkün değil geçinmek. Şöyle yap böyle yap şuraya oturma buraya oturma orası senin değil burası onu oraya koyma sakın kırılır mırılır falan. Böyle bir kavga bir gürültü gelin bir haftada tırsmış. Demiş ben bununla geçinemem. Hayatta geçinemem demiş. Oğlana demiş ya annen ya ben. Başka çaresi yok. Ya demiş beni böyle zor durumda bırakma annemi de seviyorum seni de seviyorum ikiniz de beraber olsanız ne olur yani beni de böyle üzmeyin sıkıntıya sokmayın biraz daha biraz daha derken. Kız demiş ki ben bunun çaresini bulacağım ben bu oğlanı seviyorum bırakmam bunu kocamı seviyorum bırakmam. Gitmiş bir tane bilge aktar varmış. Bana demiş öyle bir zehir hazırla ki insanı yavaş yavaş öldürsün. Adam şöyle bakmış sen demiş. Yeni evlendin galiba demiş. Evet demiş. Kayınvalidenle mi geçinemiyorsun demiş. Evet demiş. Peki demiş sana öyle bir zehir hazırlayacağım ki demiş. Ruhu bile duymadan demiş. Geberip gidecek demiş. Ya da bu dünyaya veda edecek demiş falan. Ay kız çok sevinmiş. Ne istersin demiş. Ne istersen vereyim demiş. Demiş çok bir şey istemem normal. İş bittikten sonra demiş. Yani... İş bittikten sonrası da var da yaptığım bitkilerin ücretlerini ver yeter demiş. Tamam öyle çok güzel bir terkip yapacağım. Fakat demiş sakın ha demiş bunu ona içirtmeye başla. Yavaş yavaş içir, azar azar içir ama bir düşman tavır sergileyip de şüpheleri üstüne çekme demiş. Çok iyi davran kayınvalidene. Anneciğim şöyle anneciğim böyle. Kahvaltısını hazırla, akşam yatağını hazırla. İşte evi düzenli, tertemiz tut. Mutfağa sakın böyle girdiğin zaman orada bir karışıklık varsa meydan verme. Kayınpederine iyi davran. Şöyle yap, böyle yap falan. Gelin bir başlamış. Hem ilaç içirtiyor, hem şey yapıyor. Ya kayınvalideye ısınmış, kayınvalide de ona ısınmış. Bal kaymak olmuşlar. O anneciğim anneciğim diyor. Öteki de kızım kızım yavrum yavrum diyor. Ben seni gelin... olarak bilmekle hata etmişim. Sen benim kızlarım gibisin. Hatta oğlumdan daha üstün tutuyorum. Daha çok seviyorum seni demeye başlayınca bayağı bir geçmiş. Bir ay, iki ay, üç ay sonra ölecek demiş kayınvaliden demiş zaten o adam. Fakat iki ay geçince kız bu sefer çok pişman olmuş. Gitmiş tekrar aynı aktara. Ben demiş öldürmek istemiyorum. Kayınvalidem çok iyi bir insanmış demiş. Bana demiş bunun panzehirini ver. Ne oldu demiş ya işte böyle böyle yaptım sizin dediklerinizi tuttum. Şüpheyi çekmemek için iyi davrandım ama kayınvalidem gerçekten çok iyi bir insanmış. Bana hiç gelin melin falan demiyor. Her değişinde kızım diyor ağzından bir daha çıkıyor gözleri yaşarıyor demiş. Ben şimdi çok üzgünüm çok pişmanım ne yapacağım demiş. Otur demiş aktar. Sen demiş bana bak. Sen benim de demiş gözümde kül var mı? Ne demiş ben hiç adam öldürecek birine benziyor muyum? Ben demiş o senin ilk sadmeni atlatmak için o ilk anını güzel atlatabilmen için sana bir iki yol tarif ettim. Verdiğimde vitaminli git gönlün rahat olsun deyince kız çok şükür ya Rabbi diye sevinerek evine gitmiş. Evet tatlı değil yılanı deliğinden çıkar. Hepimizin evet. Gerginlikleri olabilir. Yani bunu büyükler biraz daha fazla idare etmeliler ama küçükler de haddini bilmeliler. Tabii. Sen gidip elinin evini değiştirmeye kalkıyorsun değiştiremezsin yani. Bir tane gelin gelmiş kasabın evine. Bu hikayeye birazdan girelim mi? Peki. Telefonumuz var onu alalım. Alo. Aksel Taşköprü. Evet iyi akşamlar. Hoş geldiniz iyi akşamlar Aksel. Hoş bulduk. Buyurun. Hocamıza bir iki sorum olacak benim. Tabii buyurun. Bir tanesi ben Esma kitabını aldım Esma Zikri'ni. Bir kendi adımın Esma'sı yoktu. Onu yani hesaplamaya da çalıştım yapamadım. Aksel. Evet. Onu öğrenmek istiyorum. Tamam. Evet Aksel. Tamam hemen yaparız. Evet. Bir de Oya annemin adı. Onun için de Ya Hadi, Vedud Hadi olarak görünüyor. Yani bunların hani üçünü sıraya mı söyleyecek 20 kere diyor mesela. Evet. Veya her biri evet, için 20'şer mi? Evet Aksel Hanım. Tamam. Başka? Bir de bizim yani evimizde hep böyle işlerimizde bir aksilik oluyor. Yani hani evde her birey hani bir şey yapacağı zaman bir aksilik olabiliyor.
genel olarak. Hani bu acaba hani biz çok şüphelen işte nazardı, gözdü, büyü falan olabilir mi? Ve öyleyse ne yapmamız gerekir? Tamam. Peki Aksel Hanım. Teşekkür tamam. ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Şimdi, evet hocam. Aksel neden yok acaba? Ben merak ettim. Burada buradan bir bakalım. Önce Gaziantep'ten bizi arayan bir hanımefendi varmış. Ayşe Yurtseven diye, anne adı Gülsel'miş. Biz bunun esmasına baktık, kağıdı da buraya koyduk. Ayşe Ebced'i 391 yapıyor. Esması da Ettevvab, ya Tevvab diye okumak gerekiyor. 409 defa. Bunu bir şey yapalım. Aksel'i de şuradan hemen hesaplayalım biz. Elif 1, Kaf 100, 101, efendime söyleyeyim, Sin 70, 171, Lam 30, kaç yapıyor? 201 yapıyor. 201 yapıyor. 201'de hangi esma var? 201'e hangi esma denk geliyor? Ona bakabiliriz. 201, şuradan ben bakıyorum. Hocam diyelim ki onu sorayım o arada. Evet, tamam. Bir isimde bir A eksik. Mesela Saadettin. Orada Saadettin var ama bir A daha eklememiz gerekiyor. Fark etmez. Yani bir A değil de oradaki Elif. Bizde bir tanesi yetiyor onun. Saadettin. İki tane dal yerine şeddeli sayılmaz. Bir tanesi sayılır. Tamam. Yani oradaki Saadettin. Tabii onun gibi. Ne şey yapabiliriz yani. Peki? 201. 201 de birebir. En-Nafi var. Ya-Nafi diye okunması lazım. Aksel Hanım'ın esması da 201 yapıyor. Ya-Nafi. Evet. Fayda veren, kullarını faydalandıran, her türlü nimetleri ikram ve ihsan eden anlamlarına geliyor. Bu esmayı okumaya devam ederse kendileri hem topluma hem millete hem ailesine, çoluk çocuğuna, ailesine, yuvasına faydalı hale gelir ve Allah'tan gelecek faydaları da alır. Evet. Bir de annesinin ismini sormuştu izleyicimiz. Oya Hanım. Oya mıymış? Birkaç ya Hadi, şey geçiyor hocam. Evet. Ya Hadi ile Ya ve Hap geçiyor dedi. Yani onlardır doğru olan. Çünkü yani bir şey bir ismin karşılığında bir farklı şeyler, rakamlar görebiliyoruz. Olması, sayılar. Yok fark etmez. Haddi zatında evet birdir. Onlar birdir. Oya. Ya evet. Ya Hadi. Ya Vedud, Hadi'yi iki defa yazmışız. Vedud ve Hadi. Dolayısıyla 20'şer defa okunması gerekiyor bunların. 22'de en uygun esma o. Hadi ve Vedud isimleri. Hadi hidayet eden, yol gösteren demek. Vedud ise seven, sevilen, sevdiren demektir. Her ikisini de okuması gerekiyor. Okuması gerekiyor, evet. Evet. Uygun olan esmaları bu. Bir de sorusu vardı galiba. Sorusu da şu. Evde huzursuzluk, bereketsizlik işte oluyor. Evet, bereketsizlik oluyor. Nazar mı vardır? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi tabii nazar mutlaka her evde olabilir. Özellikle düzgün giden ailelerde birileri gelir, onu kıskanabilir. O hemen onlar gider gitmez de kavgaya tutuşulabilir. Orada bir tabak dökülür, durup dururken kırılır. Hiç bilemezsin. Ya da onlardan kalan bir şey, arta kalan bir şey dökülür yere özellikle. Yani bu hemen arkasından kavga gelir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Uyanık olmak lazım. Şimdi hemen bir hadise olduğu zaman fevri davranmak yerine biraz bu neden olmuş olabilir diye bir düşünmek gerekiyor. Zaten bakın bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam "Es-sabru sadmetül ula" diyor. Sabır ilk çarpma anındadır diyor. Sonraki sabır sabır değildir. Yani sabır olsa bile kalitesi düşüktür. İlk anda mesela şimdi sen ne biçim erkeksin bilmem ne ya da sen ne biçim hocasın şimdi başlayacaksan. Ben de diyeceğim ne oldu hayırdır diye gülerek karşılarsam. Düşürmüş olursun. Yani düşer mevzu. Ondan sonra sen de ben ne biçim şeysin diye başlarsam bardaklar uçuşur bilmem ne olur yani. Ya da ağlarsın ya da ben işte kızarım çeker giderim falan. Oysa bu mevzuyu anlamak gerekiyor. Yani biri böyle bir fevri hareket yaptığı zaman hemen aynı şiddetle cevap vermemek lazım. Artı bu evdeki huzursuzluklar dediğimiz gibi bunlardan olabilir, nazar olabilir. Nazara karşı bizim kitaplarda özellikle duayla korunmada da var. Duayla ruhsal tedavide, duayla gelen şifada. Yani sırf bunlar için yazdım ama bizim insanımız tabii ki okuma konusunda biraz
ağır davranıyor. Evet. Öyle diyelim. Yani genellikle okumuyoruz. Biraz çekiniyor okumaktan diyorsunuz. Okumaktan çekiniyor. Başıma bir şey gelir falan. Bize eskiden öyle derlerdi biliyor musun? Ben çok kitap okuyordum. Kafayı üşüteceksin derlerdi. Ne zaman üşüteceğim bilmiyorum ben. Gözünü yoruyorsun. Onu bekliyorum. Hala üşütük halim buysa ben bu hale razıyım. Evet. Yani kitap okuyarak insan üşütmez kafayı. İlim Açar öğrenerek aslında. İnsan... Tabii ki. Evet. Ya kainatın sırlarına mazhar oluyorsun. Allah-u Teala'nın seni yarattığı amaca doğru gidiyorsun, ulaşıyorsun. Ona ulaşıyorsun. Seni niye yarattı Allah? Bir yemeği niye yaparlar? Yenilsin diye. Seni de düşünsün diye yarattı. Okusun diye yarattı ya. Evet. Öğrensin diye yarattı. Ya onun için okumak lazım. O bizim kitaplarda var. Şimdi ben söylesem yazamayacak zaten. Fatiha, Ayet-el Kürsi, Şehidallahu enne ve la ilahe illahu. Haşr suresinin son 3 ayeti. Huvallahu lezi la ilahe illahu. Kalem suresinin son 2 ayeti. 52. ayeti, 51. 52. ayeti. Ve in yekedü lezine keferu leyzülikûneke biyapsâri milemme semû zikre ve yekûn. Özellikle nazara karşı bu okunuyor. Burada birebiri geçiyor çünkü. Sonra İhlas, Felak, Nas. Ben onları bilmiyorum. O zaman İhlas, Felak, Nas oku. Fatiha oku kendine. 7'şer kere oku. Suya oku, iç. Ailene içir. Yani bunlar zor şeyler değil. Bunları yapabiliriz. Normalde nazar değmese bile, ailemize nazar değmesin diye bunları yapabiliriz. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yatarken bunları okuyan o gün sabaha kadar korunmadadır. Sabah okuyan akşama kadar korunmadadır diyor. Nazar boncuğu işe yarar mı hocam? Ya, nazar boncuğunun şimdi şeyde bilimsel yönlerini araştırıyorlar. İlk anda gözün ona denk gelirse bir şeyi varmış, etkisi varmış. Işını kırmak için. Ama gözün ona denk gelmez de direkt sahibine giderse hiçbir etkisi yok. Sahibini yere deviriyor. O kötü niyetle bakan insanın. Nazar boncuğu yani bizde de mekruh addedilen şeylerden puttur falan deniliyor ama puta benzetilmesi ona tapınılmasından dolayıdır. Yoksa ona kimse tapınmaz. Evet. Öyle de put olmaz yani. Evet. Peki hocam tekrar konumuza dönelim. Evet. İsterseniz. Bu arada şunu da sorayım. Bazı kişilerin yıldızı düşüktür. O yüzden yani nazar değer. Bu deniliyor. Evet. Yani bunun bir hakikati var. Demek ki şimdi İslam dininde tabii astrolog yani astroloji dediğimiz şey kısmen vardır ama kısmen diyorum bakın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birebir reddettiği ayetler var. Yani yes'elûneke anil ehille kul hiye mevâkîtu linnâsi vel hac. Ondan sonra yıldızlar, yıldızlardan medet beklemek bizim dinimizde katiyen şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde Hudeybiye'de olsa gerek yağmur yağmış ya da bir sefer anında yağmur yağmış. Gece insanlar konuşmuşlar. Yani şimdi o toplumda her şey vardı. Cahiliye inançları hala hakimdi. Bazılar demişler ki Şira yıldızı yerinden oynadı. Onun için yağmur yağdı. Bazılar demişler ki hayır demiş yıldızın oynamasıyla yağmur yağmaz ya. Yağmuru Allah yağdırır. Peygamber Efendimiz sabah kalkınca bu tartışmalara kendisine malum olmuş Cenab-ı Hak bildirmiş ya da. İçinizden diyor Şira yıldızının oynamasıyla, yerinden oynamasıyla, hareketiyle yağmur yağdığına inananlar kafir olarak sabahladılar. İmanlarını tazelesinler dolayısıyla yenilesinler. İkazda bulunuyor. Fakat yağmuru sadece Allah yağdırır diyenler mümin olarak sabahladılar. Onlara ne mutlu şeklinde iltifatkar sözlerde bulunuyor. Bu nedenle yağmur yağdıramayan yıldızlar insanların kaderini belirleyebilir mi? Bu mümkün değil. Bu yüzden fakat bizde felekiyet ilmi var. Yıldızlar ilmi, astronomi var. Ama astronomi var da ne kadar var? Yani bunu bir falcılık, orada kaderi belirleyici bir hüküm icra eden yıldızlar olduğunu düşünmek değil de bu yıldızların oynamaları, hareketleriyle atmosferde oluşan enerjinin ya da boşluğun, aynısını söylüyorum, enerji ya da boşluğun ya da meydana gelen bir takım olayların insanın doğduğu saate yansıması ya da hayatına yansımasıdır bunlar. Mesela, evet. Şimdi tabii çok
ağır bir tabir oldu bu, açıklamak gerekir. Evet. Mesela yağmur yağacak değil mi? Evet. Romatizmalı hastaların dizleri ağrır mı? Evet. Ağrır. Eklemleri ağrımaya başlar. Bunu hissederler. Hava sıkıcı olduğunda kalp hastaları ya da işte efendim bulutlu, kasvetli olduğunda ya da işte astım hastaları ya da işte solunum hastaları, göğüs rahatsızlıkları bulunan insanlar bunu ağır bir şekilde hisseder mi? Eder. Yani yıldızların da böyle bir takım etkileri var. Güneşin hareketlerinden, ayın hareketlerinden, yıldızların hareketlerinden. Evet. Ama bunlar birebir müdahil değildir insana. İnsanın kaderine, kader Allah-u Teala'nın icra etmesidir. Zaten o dakika, o kaderde o an tespit edilmiştir. O bu şu dakikada doğacak. Hani diyorlar ya, Yengeç Burcu, Oğlak Burcu, İkizler Burcu, Koç Burcu, Aslan Burcu. Peki bunların karakterlerinde neler var? Şu hastalığa yakalanmak var. Şu şeyde belli bir seviyeden sonra artık bünyeleri kaldırmaz hale geliyor. Şöyle olmak var, böyle olmak var falan gibi bir takım genel kurallar yazmışlar İslam alimleri. Evet. Ya bana kalsa ben hepsine bu kadar itibar etmem. Her şey Allah'tandır derim. Hı. Ama böyle de bir ilim var yani. Bu da Allah'tan. Evet. Ya ben onun için bazen astrologlarla beraber çıktım programlara, eleştirdiler. Evet. Ben de dedim ki kardeşim, bunu eleştir. Daha iyisini öğrenmek istiyorsan eleştir, doğru. Beni konuşturmak istiyorsan eleştir, doğru. Ama bunu yok sayma. Yani yok sayamazsın. Böyle evet. Bir ilim var. Evet. İbrahim Hakkı sıradan bir adam mı? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, marifetname yazarı. Ortada tıp yokken adam tıbba dair kemikleri saymış, sinüsleri saymış. Yani o kadar şeyler yapmış bu adam, yıldızlarla ilgili olan bu işin burçlar bölümüne, astroloji bölümüne de kitabında yer ayırmış. Hatta demiş ki mübarek gecelerde bakın. Neden? Enerji yoğunluğu var, dua yoğunluğu var, manevi feyzi Rabbani yoğunluğu var. Mübarek gecelerde ilişkiye girip de eşi hamile kalırsa çocuğunun sakat doğma ihtimali yüksektir diyor adam. Allah Allah. Tabii. Marifetname'de. Ben okudum şaştım. Bak boyları tarif ediyor, boyları. Kısa boylu, kimin ki boyu kasir, fitnesi ola kesir diyor. Allah. Yani boyu kısa olanlar çok fitneci olur diyor. Tarihe bak, Napolyon'a bak. 1,5 metre boyu var adamın. Hitler'e bak. 1,50 mi, 52 mi? Bilemedin 55 olsun, 60 olsun. 1,70 değil. Hmm. Mussolini'ye bak, o da öyle. Yerden. Yerden bitme. Şimdi bakıyorsun fitne, bütün dünyayı karıştırmış bu adamlar. Ha boyu uzun olan yapmaz mı bunu? O da yapar. Başka. Kuruşçev'e bak, o da kısa boylu. Dünyayı karıştıran Kuruşçev. Yani ondan sonra Stalin, Lenin. Onlar da çok uzun boylu insanlar değiller. Doğrudur. Hı. Şimdi orada da diyor ki kimin ki boyu uzun, tavil, ona da ahmaktır diyor. Hı. Külli tavilin ahmak diye bir tabir var ya halk arasında. Yani acayip uzak. Fakat bak şurada altını çiziyorum. Bunların tamamı eğitimle düzeltilebilir. Hı. Güzel bir terbiye verirsen, güzel bir eğitim verirsen, fıtratında olan şeyler ikinci bir fıtratla düzelir. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Evet. Küllü mevludun yüledü ala fıtratil İslam, sümme ebevâhu yuhavviden ev yunastıran ev yumeccisan diyor. Her doğan fıtrat üzerine, İslam fıtratı üzerine temiz bir şekilde doğar. Yazı yazılmamış bir kağıt, kayıt yapılmamış bir kaset, bir CD, bir DVD neyse gibi. Sonra diyor annesi babası onu mecusi yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar diyor. Evet. Müslüman yapar. Biz de öyle söyleyelim. Şimdi de Müslüman yapabilir. Hı hı. Ya da bunun eğitim var biliyorsun. Kimse anasından doğduğunda doktor değildir. Mühendis değildir. Efendime söyleyeyim. Alim değildir kısacası. Sonradan oluyor bunlar. Demek ki eğitimle düzeltilebiliyor. Evet. İslam ahlakı dediğimiz konu da burada devreye giriyor zaten. Onun için tabii bunlar var. Yani fıtratı etki ediyor. Az çok etki ediyor. Ama öyle uzun boylu insanlar var ki gerçekten akıllı, gerçekten zekalı. Gerçekten yani ahlakına, tipine, huyuna insanın hayran kalmaması mümkün değil. Hazreti Ömer mesela bunlardan birisi. Evet. 2 metre boyu vardı. Ama adalet-i ilahi ile yeryüzünü 8 sene
hilafeti bildiğim kadarıyla 8 sene idare etti. Evet. Ve yer gök kendisinden razıydı. Vefat ettiği zaman cinler vadilerden çığlıklar atarak "Vah Ömer'a, Vah Ömer'a" diye ağladılar. Herkes duydu bu çığlıkları. Evet. Hayvanlar ağladı. Evet. Yani. Peki hocam, yine biraz ara verelim. Bir telefonumuz daha var. Alo. Peki. Alo. Orhan Bey. Mersin'den Orhan Bey, hoş geldiniz. Gelmemiş Orhan şimdi. Bey bizi duyabiliyor mu? Neyse, peki, biz devam edelim. Bağlanınca tekrar edelim görüşürüz. Evet. Peki hanımların görevlerinden bahsettik. Beylere geçelim. Beylerin de en önemli görevleri, evindeki eşini, çocuğunu, çoluğunu hiçbir kimseye muhtaç etmeyecek şekilde yaşatmaktır. Tabii o da imkanları ölçüsünde mutlaka davranacaktır. Aşırı yükler yüklenmemesi, ondan fazla şeyler istenmemesi de gene ona karşı davranmamız, onun işini kolaylaştırmamız, kolaylaştırılması açısından önemlidir. O da hanımın hassasiyetlerinin erkek versiyonudur. Yani o da getirecek ki hanım yapacak. Efendim sadece bu mudur? Hayır. Eğitimlerini sağlayacak. Hayır. Dinlenmelerini sağlayacak. Yeterli midir? Hayır. Tedavilerini sağlayacak. Bakımlarını, görümlerini sağlayacak. Yani onları da o aynı şekilde idare edecek. Adilane bir şekilde idare edecek. Hı. Zaten biliyorsunuz babalar çok şeyler absorbe ederler. Yani tehlikeleri göğüslerler, aileye gelen sıkıntıları göğüslerler genellikle. Tabii bundan dolayı da biraz kafaları meşgul olur, biraz sıkıntılı olur. Onun için onların o hallerine anlayış göstermek gerekiyor. Hı hı. Tabii baba dediğiniz zaman evin direğidir yani. Evet. Yani baba öyledir. Biz hep babayı öyle bildik. Babanın gölgesine ayak basılmaz. Yani babaya itaat hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir şeydir. İtaatle beraber zoraki bir itaat değil, sevgiyle, saygıyla yapılması gereken bir itaattir. Evet. Şimdi yine lafınızı bağlı böleceğim hocam. Bağlamış. Telefonumuz geri geldi. Orhan Bey şimdi bizimle galiba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Sağ olun efendim. Aleyküm hoş selam. Geldiniz. Buyurun. Arif hocam, ben uzun zamandır takip ediyorum. Ömer Bey'le falan programlar yapıyordu. Önemli bir soru sormak istiyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Düşünce ve fikir adamı olarak ben görüyorum. Eyvallah. Tefsirin birinde şöyle bir açıklama okudum. Çok ilginç geldi bana. Arapçada ahir kelimesinin son, hatem kelimesinin mühürlü, bozulmaz, dejenere olmaz olarak da tefsir etmiş. Kitaptan da bazı örnekler vermiş. İblisin şeytanın hateme olduğunu, haddi aşmış kafir ve zalimlerin de kalplerinin ve kulaklarının mühürlendiğini ve onların da hateme olduğunu beyan etmiş. Hazreti Muhammed'in peygamberliğiyle ve bu hayatındaki bir takım olaylardan dolayı Allah-u Teala'nın daima onu uyardığını, elçinin birine sıkıntı gelecek hataları telafi ettiğini, kendisine gelen bir amandan, yüz tevbinden dolayı uyarıldığını ve nebiliğine herhangi bir leke gelmemesi için de yapmış olduğu hataların telafisini edildiğini beyan ediyor. Ahzab suresi 40. ayette geçen işte estağfirullah Muhammed'in bir erkeğin babasının olmadığını, erkek evladının olmadığını ve yok ve diğer şekilde de risaletle görevlendirildiğini ve yine ayetin devamında Hatem'in nebi olduğunu, nebilikle mühürlü olduğunu beyan etmiş. Evlilikteki durumunu kendi evlatlarının karısını almasından dolayı Mekkelilerin kınadığını, bu nasıl bir peygamber ki evlatlarının karısıyla evlendi düşüncesinin ortaya çıktığını, Mekkelilerin de sosyal ve geleneksel yapılarında böyle bir olayın olmadığından dolayı Muhammed'in genel olarak anladık. Anlatmak istediğinizi şimdi beyancı diyor ki Muhammed son peygamber değildir. Ahiren nebi değildir. Hatemen nebidir. Nebilikle mühürlüdür.
densizlik yapmaz, nebiliğine sıkıntı gelmez olaraktan ayetin indiğini ve Muhammed'den sonra bir nebinin de geleceğini beyan edersiniz. Evet. Bu konuda ne dersiniz? Peki. Orhan tamam. Bey çok teşekkür tamam, ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için ve sorunuz için sağ olun. Şimdi bu konu çok tartışıldı da daha ziyade tek taraflı konuştular bu konuyla ilgili olarak. Evet. Bizim şimdiye kadar sesimiz çıkmadı. Orada Peygamber Efendimizin Ahzab suresinin 40. ayetinde Zeyd'le alakalı olarak Peygamber Efendimizin onun babası olmadığını söylüyor. Yani Araplarda şöyle bir adet vardı. Adette evlatlıklar evlat yerine geçiyordu. Mirasa da sahipti. Fakat İslam dini mirasına da sahip oluyordu evlatlıklar. Evlatlık olduğu ailede evlat gibi muamele görüyordu. Oysa İslam dini ve me ceala aleyküm ediyeküm ebneüküm. İçinizden herhangi birinizin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem babası değil, o da onun oğlu değildir şeklinde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ferman buyuruncaya kadar öyle biliniyordu. Bu konuda da bir fetva bekleniyordu. Şimdi işin burası baştan teslim edelim. Kendisi de söyledi zaten. O ismi telaffuz etmek istemiyorum bunu yazan şahsı. O zaten layıkını bulmuştur. Bizim beddua etmemiz, lanet okumamız ona hiçbir şey ifade etmez. Ben okumuyorum şahsen. Ağzımı da kirletmiyorum, dilimi de kirletmiyorum. Onu diyenleri, o kitabı yazanları biliyorum. Ben bundan 30 sene, 40 sene önce okudum. O kitap yazıldığı günlerde okudum ben. Neydi hocam konu? Ya şimdi şu, Zeyd radıyallahu anh, Zeynep binti Caş validemizle Peygamberimiz tarafından evlendirildi. Zeyd Peygamber Efendimizin azatlı kölesidir. Evet. Ama Peygamber Efendimiz ona bir köle gibi muamele etmedi. Evlat gibi muamele ettiği için Mekke'de de öyle karşılandı, öyle bilindiği için Zeyd bir köle soyundan gelme. Yani babası da bir köleymiş. Hı hı. Harise. Dolayısıyla o da öyle olduğu için yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi kimseyi kınamak, sınıflandırmak değil amacımız ama varoşlardan bir tane adam tutuyorsun. Deyim yerindeyse çok asaletli, iyi yetişmiş, üstün kaliteli, üstün semtlerden birisinde oturan birisiyle evlendiriyorsun. Ama iyi yetişmiş yani çok asil birisiyle diyeyim. Evet. O Araplarda çok vardır bu. Öyle yani mi? Çok vardır yani. Hatta bir kadınla dört şey için evlenilir, biri de asaletidir şeklinde Peygamber Efendimizin bir şeyi var ama bunların hepsinin geçici olduğunu, ahlakı güzel olanı tercih etmek gerektiğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani o evlenmelerin İslam'ın tercihi değil, böyle evlenildiğini, böyle yapıldığını söyleyerek İslam'ın tercihini kendisi sonunda belirtiyor. Evet, anladım. Şimdi evlendirildi. Biz kimseyi kınayamayız. Hele sahabe ise Allah muhafaza buyursun, asla ve kat'a aklımızdan bir şey gelmez. Ama Zeyd radıyallahu anh hazretleri Zeynep'le evlendiğinde o asaleti kaldıramadı. Kaldıramadı, kaldıramaz ya. Sen şimdi ekmeği elinle yiyorsun, yemeği elinle hapaslayıp yiyorsun. Zeynep bakıyor sana. Bu da ne diyor? Aman Allah'ım diyor. Bu da ne diyor? Bağışlayın yani yatağa gireceksin. Adamın giriş şekli başka. Onun giriş şekli başka. Asaleti başka. Soyunuyor, giyiniyor. Bunların tamamen farklı. Ev haline bakıyor tamamen farklı. Adam hatta yani bu tür insanlar için söylüyorum. Zeyd radıyallahu anh haşa tenzih ederim. Ya atıyor sümüğü duvara yapıştırıyor bazıları var. Öyle ya görüyoruz işte duvarlara çiğ köfte yapıştıranla onların arasında ne fark var ya? Evet. Ya o tür insanlar şimdi Zeynep'te bir asalet vardı. Evet. Ya o bunu sıkılıyordu. Ben seninle yapamam dedi. Peygamber Efendimizin akrabası olduğu için hatırı için evlenmiş olsa bile artık bu çekemiyordu. Hatır için evet. Evlenmişti. Evet. Zeyd dedi çağırdı Peygamber Efendimiz karına sahip ol. Duygularına hitap et. Ona güzel davran. Onu okşa, onu sev, say, ilgi göster diye
Birkaç defa tembih etti. Kur'an'da bu Ahzab suresinde baştan sona anlatılır. Evet. Fakat ayrıldılar. Ama şimdi onu söyleyen kişi, ismini vermeyeceğim. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın vermeyeceğim. Öldü geldi geçti bir adam. Zaten öldürüldü. Neyse geçmişten boş ver. Tefsir yazmış da tefsir midir? Böyle bir itikatsız bir adamın tefsir yazması ne ifade eder? Ondan sonra efendim bu bunu tenkit ediyor. Gitti diyor işte Zeyd'in elinden karısını aldı diyor sümme haşa ya. Ayet-i kerime var. Allah diyor sizin nikahınızı kıydı. Semada kıydı. Zeyd'in boşadığı karısına yani Zeynep'le nikahınızı semada kıydı diyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Resulullah bunu açıklayamadı. Bunu kabul edemedi. Uzun bir süre diyor sıkıldı. Eğer Kur'an'dan saklaması gereken bir ayet olsaydı bunu saklardı diyor. Ketmederdi diyor yani. Ama açıklamak zorunda kaldı ve evlendi. Kur'an burada bir şey yıkıyor. Bunu söyleyen o ahmak, beyinsiz. Zaten şimdi zebaniler ona azap ediyorlardır. Bunun farkında değil. O eskiden kalma adeti yıkmak için Allah-u Teala birebir peygamber rol modeliydi ve bunu yaptırdı. Eskiden kalma adet dediğiniz? Ya evlatlıklar miras olur mu ya? Mirasçı olur mu ana babaya? Kardeşleri ne olacak? Aldım ben bir tane evlatlık çocuk aldım. Ondan sonra da kendi çocuklarım oldu. Kendi çocuklarımla bir tutabilir miyim ben onu? Öyleydi. Muhammed diyor içinizden herhangi birisinin babası da değil. Muhammed'in öyle bir oğlu da yok diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Oğlu olmadığının altını çizmek için. Var peygamberimizin oğlu. İbrahim var. Kasım var. Abdullah var ama vefat etti. Yok hayır Zeyd'in oğlu babası olmadığını. Zaten bu konu başka bir tartışmayla gündemdeydi o günlerde. Bir yatağın altına bacaklarını sokarak babasının ve itham edilen şahsın bacaklarını yan yana uzattılar. Bir tane ayak falına değil, buna kıyafet ilmi, ilmi kıyafet denir İslam'da. İbrahim Hakkı'da çok vardır bu. Ayaklarının altındaki çizgiden kimin çocuğun hangi babaya, hangi kişiye ait olduğunu bildi adam. Bir buna baktırdı, bir de zaten ayet çıkardı. Ya orada bir iftira daha var. Farkındaysın ben ağzıma almak istemiyorum. Onun için Kur'an'da Allah reddetti onu. Bunu kim yaptı hocam dediniz? Peygamber Efendimiz yaptırdı. Yani bu çocuk falan kişiye aittir. Kendi babasına ait olduğunu, Harise'ye ait olduğunu da orada ortaya çıkarttılar, koydular, gösterdiler. Yani bunun çok büyük bir ilim olduğunu kabul etmek lazım. O devirde insanlar bunu biliyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz'in haşa sümme haşa böyle bir şaibeden uzak olduğunu hemen belirtelim ve tenzih edelim. Evet. Allah'ın binlerce, yüz binlerce, milyonlarca salat ve selamı üzerine olsun. Bize de böyle bir sorulduğundan dolayı bu kardeşlerimizin masumane öğrenmek için sorduklarına inanıyoruz. Söyleyeyim, Turan Dursun'un kitaplarında var bunlar. Yani zaten İslam'a inanmamış ateist. Yani sadece Kur'an'ı eleştirmek için tefsir yazmış bir adamın. Bir de onun yandaşı var İlhan Arsel. Onlar da var bunlar. Başka kimse de yok. Peki. Peki hocam bir hikaye anlatıyordunuz. Evet, bir hikaye anlatıyordum. Ne demiştim? İslam'da işte erkeğin eşine olan görevlerini var da orada bir şey söylemiştim. Ben hikayeye kapı açmıştım. Neydi hocam? Hikayeyi. İkimiz de... Evet unuttum. Neyse birazdan hatırımıza gelirse anlatırız. Peki, birazdan devam edelim. Evet. Peki başka erkeğin ne gibi görevleri vardır hocam? Valla işte erkeğin yani hanımına sahip çıkması, yuvasına sahip çıkması, Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyler sadece erkeğe değil kadına da haramdır biliyorsunuz. Evet. Yani zina gibi, hırsızlık gibi, haram yedirmeme gibi işte ailesine özellikle evlenecek kimsede aranan vasıflardan birisi ailesini geçindirebilecek durumda olması, onların harama düşmelerinden ya da ailesine nezaret edememe gibi aklındaki noksanlıklardan uzak olması lazım. Yani akıllı olması lazım evlenebilecek kimsenin. Yani insan eşini sadece bir oyuncak olarak ya da bakıcı olarak almaz kendisine. Aynı zamanda bir aile olacak. Çoluk çocuğunu idare edecek yani. Bu güçte olması lazım. Özellikler bunlar. Peki şeyi soracaktım, orayı geçtik. Salih
İçinizden salih olanları evlendirin diyor. Diyor ayet-i kerim. Yani orada salihten burada kasıt iman, nedir? Burada iman ve ahlak ölçüleridir burada esas olan. Venkûl eyyâme minkum ve salihin ayette öyle diyor. Yani salih olan, evliliğe uygun olan, içkici olmayan, kumarcı olmayan, işte efendim o kadını tutup başka bir şekilde istismar etmeyecek. Vardır böyle insanlar, satanlar. Sadist olmayan, vurup kırmayan, bir tarafını kırmayacak, öldürmeyecek, cinayet. Ya, görmüyor musunuz sokaklarda var? Adam baba olmuş adam, baba olmuş çocuğunu yolun ortasında bıçaklıyor. Böyle bir şey olur mu? Geçtiğimiz haftalarda vardı bu haber. Evet. Koca olmuş, benden boşandı. Kim bilir kadının neresine getirdin de senden boşandı yani. Gırtlağına kadar getirmişsin, burnuna kadar. Boşandı gitti. Boşandı. Kıyamet mi koptu? Kimsin ki sen, senin yüzünden kıyamet kopsun? Ya da o onun yüzünden kıyamet kopsun? Allah-u Teala'nın yeryüzünde bir anda 7 milyar mı dünyanın nüfusu? Evet. 7 milyar kulu var ya. Bir tanesi boşalmış diye bir şey olmaz. Bizde de bu çok abartılıyor. Katolikler gibi olduk yani. Kaşığına ne çıktıysa yiyeceksin, yutacaksın. Yok böyle bir şey ya. Evet, boşanmaya geçelim mi oradan? Yani geçebiliriz. Boşanmaya nasıl? Ya geçiremiyorsan, her gün ölmektense, iki tarafa da hayatı zindan etmektense, Kur'an'ın yolu bu. Ya güzelce tut diyor, ya güzelce salıver diyor. Ayet söylüyor ya, Allah söylüyor. Ben söylemiyorum ki bunu. Evet. Hakimler de bunu yapıyor. İşleri bu zaten yani. Boşadın, sen benden hakim boşadın. Ben sana gösteririm. Hakime tehdit. Dışarı çıkıyorsun, ilk önce boşadığın kadını bıçaklıyorsun. Ne hakkın var? Artık sana o haram olmuştur. Dışarıdaki bir insanla onun aranda, onunla senin aranda bir fark yok yani. Onun için böyle dışarıdaki bir insanı öldürme hakkın da yok. İsterse çocuğunun annesi olsun. Annesini öldürme hiç hakkın yok zaten de. Ya gücü yeten gücü yetene vurmaya kalkarsa, gücü yeten gücü yeteni öldürmeye kalkarsa bu dünyada huzur olur mu, nizam olur mu? Böyle aile olur mu sonra? Bu kadar kin nerede? Evet. Nereden bu kadar kin besliyorsun ya? Ya bir insan sana onun hiç mi hayrı dokunmadı ki sen onu öldürmeye kalkıyorsun? Sen onu vurmaya kalkıyorsun, kırmaya kalkıyorsun. Bu ne vahşettir ya? Evet. İnsana yakışır mı böyle bir şey? Yakışmaz tabii. Canavara bile yakışmaz ya. Canavarlar bile hırlaşıp ondan sonra geri çekiliyorlar ya. Evet. Neden boşandığını göstermiş oluyor aslında. Yani. Kendisi ispat etmiş oluyor. Altını çizmiş oluyor. Evet. Peki bir telefonumuz var, onu alalım sonra tamam. Devam edelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Çok teşekkürler. Aleyküm selam. Buyurun. Hocam benim 200 tane sorum vardı da. Buyurun. Buyurun. Ben oğlumun ismini Kamil koydum da bu Kur'an'da geçiyor mu, anlamı neydi onu öğrenecektim. Evet. Evet. Bir de onun adı neydi? Ben annem vefat etti de annemin ismini bazen duydukça böyle İslamiyet ilahi dinledikçe ağlıyorum hocam. Çok evet. Güzel. Bir de hocam esmamı öğrenecektim. Mustafa, Meral, Şamil'in esmalarını öğrenebilir miyim acaba? Meral ve Şamil mi? Yazın. Evet. Tamam. Meral, Şamil, Mustafa. Bir de annenizin ismini, rahmetli annenizin ismini Fatma. duyunca... Ağlıyorsunuz. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Mustafa Hayırlı Bey. Akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Konuşma mevzuna geçmeden önce şunlara bir bakalım. Mustafa. Niye Mustafa yok burada? Vardı ya. Mustafa vardı. Hatırlıyorum hocam. Ya tabii. Mustafa var. Mustafa En-Nafi 201. Ya Nafi diye çekeceksiniz. Mustafa'ya karşılık gelen esma Ya Nafi. Evet. Öbürü kim? Kabil. Kabil ismini koymuş. İsminde Meral tamam, var bir de değil mi? Meral var, evet. Bir de Meral'e bakalım. Meral. Kamil'in hikayesi başka. Sorusu başka. Kabil. Kabil'in, evet. Kabil değil mi? Kabil dedi. Kabil. Kabil diyelim ona biz. Kabil demeyelim değil, de. Kabil değil, değil mi? Yani, beyefendi öyle söyledi mi? Öyle, Kabil evet biliyorum. O Kabil'le Kabil farklı şeyler. Evet. Evet, Meral, 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 Meral. Meral, Meral vardı. Meral. Evet. 270 Ya Kerim Meral'inki. Meral de onu çeksin. 270 kere Ya Kerim çekecek. Başka bir de Şamil. Şamil. PRSŞ. Kevlen PR. O PRSŞT. Şamil. Bir de ona bakalım bir saniyelik. Şamil 351 Ya Rafi.
Ya Rafi. Ya Rafi diyecek. Evet. Peki. Bu kadar. Kabil meselesi. Kabil Hazreti Adem'in oğlunun adı. Habil'i öldüren Kabil. Hı. Evet. Ama biz Kabil dersek karşılayan demek oluyor. Kabil o katil anlamına gelen bir isim olabilir ama Kabil dersek Kabil karşılık, karşılayan, efendime söyleyeyim, karşı olan, iyiliklere, güzelliklere karşı göğsünü açan, o manada da kullanabiliriz. Bir şey olmaz yani, değiştirmemek lazım. Olsun, fark etmez. Yani Kabil katil oldu diye herkes katil olacak değildir. Bir de o var yani. Hı. Kur'an'da var, doğru. Yani Kur'an'dan isim koyun derler ya, yani hani tavsiye edilir. Ama her ismi de koymamak lazım. Kur'an'da Firavun da var yani. Anlamına bir bakmak yani lazım. Musa da var, Firavun da var, Nemrut da var yani. Bunları da koymamak lazım. Evet. Hani biraz uzadı izleyicilerimizi, ben de bir güldüreyim. Temel'in de bir oğlu olmuş, biliyor musunuz? Anlatmış mıydım? Bilmiyorum, anlatmadım bilmiyorum herhalde. Bu isim mevzusu çıkınca benim aklıma hep bu gelir. Koşa koşa hocaya gitmiş. Hoca da camiye gidiyormuş, ezan okunuyor. Temel demiş, namaz kılacağım, ne var çabuk söyle. Ya demiş, bir oğlum oldu, isim ver demiş. Git Kur'an'dan bak bir isim koy, ben yarın demiş ezanı okurum demiş kulağına. O da bir isim gitmiş koymuş. Ertesi gün demiş, Temel ne koydun? Büdü koydum demiş. O ne ya demiş. Ya Kenan Büdü var ya demiş. Onu koydum, büdüsünü koydum demiş. Yani şimdi ya demiş Temel, böyle isim mi olur kardeşim? Kur'an'da var diye her şeyi koymak mı lazım? Ha, doğrusu bu. Kur'an'da var diye her şeyi koymamak lazım. Kur'an'da olan her şey hepimizin hayrına ya da ne bileyim şeyine değildir, faydasına değildir. Değil. Orada ibret için verilen bazı isimler de vardır. Hı hı. Onu bilmek lazım. Yani Kur'an'ı anlayarak okumak lazım. Kesinlikle, %100 doğru, katılıyorum. Esas amacımız bu, temennimiz bu. Evet. Bu saatlere kadar program yapıp da insanlara bir şey vermek için uğraşmamızın sebebi de bu zaten. Evet. Evet. Hocam peki boşanmalara sebep olan konulardan dua, birini sorayım. Dua beddua konusuna geçmeyecek miyiz? Geçeceğiz ama tamam. Şunu sorayım, ondan peki, sonra sor. Devam edeyim. Eşlerin birbirini kıskanması. Yani kıskanma. Ölçüsü ne olmalı? Evet, çok güzel. Yani ikinci soru daha önemli geldi bana. Ölçü, hiçbir zaman kaçırtmamak lazım ölçüyü. Çünkü yani görüyorsun ki eşin seninle evinde, yanında geliyor, yatıyor, kalkıyor. Hareketleri, hali meydanda, her şey meydanda, bu adamı kıskanmaya gerek yok. Aynı şekilde adam da karısını her şeyine vakıf olduğu, her ihtiyacını gördüğü halde dışarı çıktığında falan sana baktı, bir şey mi var? O adam sana baktı, neden bakıyor gibi anlamsız kıskançlıklarla bunu atlamak lazım. Kıskanma insanın doğasında var, normaldir de. Evet. Ama Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu konudaki ölçüleri anlatalım. Bazılarını söyleyelim. Tabii. Allah-u Teala gayurdur diyor. Hem de hepinizden gayurdur. Kullarını kıskanır diyor. Şeytana tapmasını istemez. Şirke düşmesini istemez. Kendisinden uzak olmasını da istemez. Kıskanır. Ona dönmeni istiyor. Samimi olmanı istiyor. İbadet istiyor. İtaat istiyor. Taat istiyor. Zikir istiyor. Beni an diyor. Yani bir kadına meftun oldun. İyi de bunun bir sınırı olsun diyor. Beni de unutma diyor Allah. Ya da bir erkeğe meftun oldun, kadına söylüyor. Her şeyini ona veriyorsun. Hayatını ortaya koydun. Ama diyor beni ihmal ettin, beni unutma diyor. Şimdi böyle aşırı sevgilerde Allah imtihan edebilir. Ona karşı bak bu kıskançlıklar yukarıdan gelirse imtihanın içerisine düşeriz. Cayır cayır yanarız hepimiz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu yüzden burada ölçüyü kaçırmayalım. İki, Peygamber Efendimiz diyor ki mesela sefere gittin değil mi? Evet. Evine dönerken haber ver diyor. Evine uğrama diyor. Şehire erken gelmiş olsan bile evine haber ver, geldiğini söyle, biraz sonra gideceğini söyle diyor. Neyse yani. Bak bu nedir biliyor musun? Bu aileye verilen değerdir. Sahabeden birisi bir gece gelmiş. Sebep de bu belki. Bunun söylenmesine sebep olan bu hadise. Yatağında bakmış ki bir tane adam var. Çekmiş kılıcı, vurmuş. Bir açıyor. Kayınbirader. Yani senin kardeşin. Evet. Deyim yerindeyse. Evet. Ya hanımının kardeşi. Ya büyük hata. Ağlıyor, sızlıyor ondan sonra. Diyor ki Peygamber Efendimiz bak. Bir daha diyor evinize gelmeden haber verin diyor. Bunun anlamı budur.
Yani karanlıkta o olabilir, bu olabilir. Olur ki eşinin evi temiz değildir, eşin evi temizleyememiştir. Nasıl olsa sen yoksun diye biraz salmış olabilir, biraz rahat edeyim demiş olabilir ve sonraya bırakmış olabilir. Kadın müsait değildir, misafiri vardır, şu vardır, bu vardır. Bu nezakete dikkat. Eve her giriş çıkışında bu hassasiyetini koru. Eve geldiğinde kapıyı çalacaksın. Hanımın içeride ben bekliyor da müsait değilim diyorsa kapıyı tekmeleyip içeri çilingir çağırıp girmeye çalışmayacaksın. Bekleyeceksin ya. Allah Allah, bu kadar basit. Ya da eşin, yani kocan, fark etmez, aynı şey. Olur ki senin hoşlanmayacağın ya da doğru anlamayacağın bir manzara olabilir. Bu da olabilir. Bak, kural burada. Onun için birbirimize saygımız olması lazım. Sadece eşler değil, çocuklar bile anne babalarının odalarına girerken izin almak zorundadır. Ayetle tabii belirtiliyor. Evet. Hacı hocam. Şimdi birkaç gün... Şimdi kıskançlık dediğiniz saygısızlıktan kaynaklanıyor. Ben de burada saygıyı anlatmaya çalıştım üstü kapalı. Evet, tabii. Kelime manasını söylemesek ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Belki de kimse bir şey anlamazdı, bilmem. Bu saygıdır. Aileye saygıdır, kadına saygıdır. Güven ve saygıdır. Erkeğe saygıdır. Erkeğe güven ve saygıdır. Sen şimdi onun her tarafını mıncık mıncık etmeye kalkarsan, adam arkasını döndüğünde bunun çamaşırlarında ne kokuyor bir bakayım dersen, gömleklerinde kıl var mı, tel var mı, sarı mı, kara mı diye bakarsan, bilgisayarında dosya var mı, resim var mı, isim var mı, cisim var mı diye kalkarsan, eğer bir gizli sırrı bile varsa adamın, fahiş edersin. Foseptik çukurunu patlatırsın. Her tarafı koku alır gider. Sen de orada duramazsın. Oysa o adam onu belki bir zaman içerisine yayıp öyle hataları varsa bunları temizleyecekti. Ya da kadın olabilir. Aynı şey kadın için de olabilir. Niye olmasın? Herkesin bir Allah'a karşı, bir insanlara karşı iki yönü vardır. Öyle değil mi? Yok mu sırrımız ya? Hepimizin tabii sırları var ya. Sırların ortaya çıkartma görevin değil senin. Tecessüs haramdır. Vele tecessüsü diyor Kur'an-ı Kerim, Hucurat suresinde. Tecessüs haramdır. Paparazilik yapmak haramdır diyor. Sırf buradan kaynaklanmıyor mu kavgalar, gürültüler? Adamı sıkıştırırsan yalan söyler. Kim bu? Elinin körü. Bu saç nereden bulaştı sana? Sen bugün fazla kokuyorsun. Bir acayip kokular sürmüşsün. Hiç yapmazdın. Ya bırak bunları ya. Evet. Şey diyorsunuz ya hocam, bildiğiniz cevabını bildiğiniz soruları sormayın demiştiniz. Kesinlikle velâ teselâne şeyküm intüb deleküm tesüküm. Cevabı verildiği zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın diyor. Ayet söylüyor, evet, Allah-u Teala. Onun için biraz ketum ol, biraz yut, biraz kör ol, biraz sağır ol. İnsan sevdiğine karşı kör olur, sağır olur, dilsiz olur. Onunla hata görmez, kusur görmez, ayıp görmez. Bir de zaten ayıbını yüzüne vurmamak diye de bir şey vardır. Tabii kesinlikle. Zaten diyor ki bir kişi mümin kardeşini herhangi bir ayıbından dolayı suçlarsa onu kendisi de yapmadan ölmez diyor. Kınama cezası diye bir kitap yazıyordum ben. Sırf bunları örnekleriyle vereyim diye. Kendimden başka kimseyi bulamadım. Ayıpladığım her şeyi yapmışım. Bir dönem ben çok radikaldim. Sigara içen adamın yanında durmazdım. Ona yani iyi gözle bile bakmazdım. Suyu ayakta içen adamı kınardım. Oturdu işlerdim. Bombalardım yani. Anında bombalardım. Sünnete uygun. Sol elle yiyen adama Müslüman gözüyle bakmazdım. Hepsini kendim yaptığım zaman oldu. Yani daha büyükleri de var. Söylemeyeyim günahlarımı. Gerek yok yani. Daha büyükleri de var, küçükleri de var. Hepsini kendim yaptım. Ama hadis-i şerif var Efendimiz. Kim diyor mümin kardeşini bir hatasından dolayı kınarsa onu kendisi de yapmadan ölmez. Onun için diyor ki tuğba liga lime şagalehu aybuhu an uyubinnes. Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıplarıyla meşgul olur da başkasında ayıp göremez diyor. Evet, evet, esası budur. Evet. Özeti budur. Peki benim merak ettiğim özel olarak soracağım bir soru var. O da şu, hani Hazreti Yakup büyük acılar çekiyor ya Yusuf'u kaybedince. Doğru. Gözleri kör oluyor. Gözleri ağlamaktan kör oluyor artık, gözlerini kaybediyor. Katarak oluyor yani.
Şimdi burada merak ettiğim şey şu. Bir peygamberken niye bu kadar? Neden bu kadar acı çekiyor? Acaba Yusuf'a olan düşkünlüğünden mi? Hani Allah diyor ya benden fazla seversen onu senden alırım. Söylediğimiz evet. İşte. Öyle mi? O yüzden yani şeyde hani Kur'an'da bu şekilde geçer mi? Onu fazla sevdiği geçiyor için filan diye yani, o değil ayırmış de, mıdır? Yok öyle açıkça demiyor da bir peygamber de olsa neticede bir babadır. Yürek taşıyor. Yani peygamberin yüreği yok mu? Peygamber sevmez mi? Onun gözyaşı yok mu? Peygamber Efendimiz oğlu İbrahim öldüğünde 7-8 yaşındaydı çocuk. Üngür üngür ağlıyor. Ne oldu ya Resulallah? Sen bize ağlama diyordun diyor. Ala emlükü ala kalbi diyor. Ne yapayım? Kalbime sahip değilim diyor. Kalp hüzünlenir, gözyaş döker diyor. Siz de ağlayın diyor. Ama ölçüyü kaçırmamak üzere. Şimdi Hazreti Yakup Aleyhisselam tabii Hazreti Yakup Yusuf'a ne zaman sahip olmuş? 40 yaşından sonra. Yani ömrünün şeyi baharı geçtikten sonra belki daha fazla. Belki daha fazla. Çünkü öbür tarafta bir rivayette 12 tane çocuğu var. Kendisinin adı İsrail olduğu için İsrail oğulları 12 taneydi. Bünyamin ile Yakup 11 ve 12. çocuklardı. O ikisi kardeş değil mi? Evet, o ikisi. Yani. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de de var zaten benzer ifade var. Onun için ben 12 çocuğuna hükmettim olduğuna dair. Yani o hüküm verilebilir. Fen fecret min hüsnete aşrete ayna diyor. Hazreti Musa'ya biz asan ile taşa vur dedik. Ondan sonra taşın 12 yerinden su fışkırdı. Niye 12 yerinden su fışkırdı? İsrailoğulları kıskanç. Birinin su içtiği yerden öbürü içmezdi. Daha doğrusu benim su içtiğim yerden ben sana içirtmezdim. Öyle diyeyim. Kıskançlardı. Onun için 12 tane pınar oldu. Denize de vurduğu zaman 12 tane yol, cadde açıldı. 12 kulvar açıldı. Yani Kızıldeniz'de. O yüzden. Onun için ben de buradan Hazreti Yakup'un evlatlarının 12 tane olduğunu çıkartıyorum. Bünyamin ile Yusuf da. Evet 12 tane. Onlarda. Evet 12 çocuğu var. Evet. Şimdi bunlara geç yaşında sahip olduğu için çok tabii dokunuyor. Yani ömrünün sonbaharında iki çocuk sahibi olmuş. Biri elinde ama öbürünü kıskançlıklarından dolayı çok güzelmiş. Evet. Ve çok iyi huylu bir çocukmuş. Babası da onu çok sevince, diğerleri siz büyüdünüz artık ihtiyacınız yok der gibi onu sevdiğinden dolayı kıskanılmış ve kuyuya atılmış malum hadise. Evet, evet. Yani fakat Hazreti Yakup Aleyhisselam hiçbir hayatının hiçbir döneminde oğluna üzülse bile şunu söylüyor. Fesaburun cemil. Vallahu'l müstaanu ala ma tasifun. Ben sadece derdimi, bütün dertleri anlayan, yüreklerin içini bilen, kalbi, kafayı, gönlü bilen ve onlara hükmeden Allah'a havale ediyorum. Allah'ın müstahane alema tesifun ve sabrun cemil. Yani artık benim işim güzel bir sabırdır diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Fakat ağlamış yani ondan dolayı da üzülmüş. Ondan sonra gözlerine yaşlılıktan da olabilir. Bu katarakt olmuş. Hazreti Yusuf da o gömleğini gönderiyor. Bunu diyor babamın gözüne sürün. Gözleri açılacak diyor. Evet. Tedavi oluyor. Evet. Yani mucize olarak. Fakat gömlek hadisesinde de yeni bulgular var. O gömlekte ne vardı? Ter vardı. Terin katarakt iyi geldiği Mısırlı doktor İbrahim Kerim tarafından keşfedilmiş laboratuvar ortamında. Böyle bir göz ilacı çıkartmışlar. Katarakt bıçakla kesmeden gözüne damlatacaksın açılacak. Aa, çok ilginç. Evet. Evet. Derdeki peki, mucize işte o. Evet. Peki hocam aslında yine aileyle ilgili soracak çok sorumuz var ama şeye geçelim isterseniz. Evet. Dua beddua konusuna. Evet dua beddua konusu bu da çok önemli bir konu. Dua bildiğiniz gibi kulun Allah'la olan münasebetini sağlayan, ona karşı kulluk görevini sağlayan ibadetlerden birisidir. Belki en çok yapılanı, en önemlisi ama en hafif olarak yapabildiğimiz, hiçbir şarta bağlı olmayan, evet, hiçbir zamana bağlı olmayan, evet, her yerde her zaman yapabildiğimiz bir ibadettir. Vakale rabbukum ud'uni estecib lekum. Her zaman her yerde yapabiliyor muyuz?
Yapabiliyoruz. Her zaman dua edebiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Rabbiniz buyurdu ki diyor, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim diyor. Şimdi evet. Ayet-i kerimelerde var. Ed'ûnî estecib leküm olduğu gibi başka yerlerde de ayet-i kerimeler var. Dua etmeyenleri Cenab-ı Hak değer verilmeye, kıymet verilmeye, önem verilmeye değer bulmuyor. Yani kul olarak tamam bir değerim var belki ama kul ma yâbâ'u biküm rabbi levle duâüküm. Eğer sizin duanız olmazsa Rabbim sizin neyinize değer versin de diyor Peygamber Efendimiz'e. Dolayısıyla bu tabii ki bizim dinimizde böyle. Ama diğer dinlerde böyle değil. Onlar Allah'ın kulları değil gibi bir yargıya varılamaz. Her dinde dua var. Özellikle Hazreti Davud Aleyhisselam duaların piridir biliyorsunuz. Dua ettiği zaman dağlar, taşlar, kuşlar, ağaçlar, hayvanlar hep kendisiyle beraber dua ederdi. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu özellikle anlatılıyor. Yani dağlar da ona iştirak ederdi. Mahlukat ona iştirak ediyordu duasını. Dolayısıyla dua bizim sadece bizim kültürümüze ait bir şey değil. Her yerde yapılabilir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatına bakıyoruz. Duadan ibaret. Yatarken Allahümme bismike emmuhtuvaya adınla yatıyor, adınla uyuyor, adınla uyanırım diyor. Orada başlıyor. Bir sürü bunun uzun şekilleri, usulleri var. Kalktığı zaman şöyle diyor kısaca. Elhamdülillahillezî ahyâne bâdeme amâtene ve ileyhün nüşûr. Beni öldükten sonra diriltip hayata yeniden salıveren Allah'a hamdolsun diyor. Ya bakın şimdi böyle bir güzellik var. Yemeye başlarken bismillah ortasında Allah'ın verdiği nimeti düşünüyor. Zikirde, tefekkürde bulunuyor. Bitirince de elhamdülillah diyor. Hı hı. Namaza gidecek, yola çıkacak. Allahümme inni en adille ev udille ev ezille ev üzille ev veçele ev üçele aleyya diyor. La havle ve la kuvveti illa billahi bismillah la havle ve la kuvveti illa billah diyor. Allah'ım sapmaktan, saptırmaktan, sokağa çıktığım zaman işte efendim zillete düşmekten, kötü insanlarla karşılaşmaktan, bana cahillik yapılmasından, benim de bir başkasına cahil yapmaktan sana sığınırım. Bismillah Allah'ın havl ve kuvvet kendi elinde olan, güç ve kuvvet kendi elinde olan Allah'ın adıyla deyip sokağa öyle çıkıyor. Girerken bismillah diyor. Evet. Yemek yerken keza öyle, bitirince gene öyle. Namazda öyle. Namazın her tarafını bir dua yapmış zaten. Allahu Ekber dediği zaman Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarek ismike teala cetuke la ilahe gayruk. Sonra Fatiha'sı. Evet, sonra evet, rükûsu evet. Var. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim. Secdeye gidiyor Sübhane Rabbiyel Azim. Yetmedi. Allahümme gfirli zembi. Küllehu dikkahu ve cillehu ve lehu ve ahirehu ve lehaniyetehu ve sirra. Allah'ım benim günahımın küçüğünü, büyüğünü, geçmişini, geleceğini, bildiğimi, bilmediğimi hepsini bağışla diye hayatı bir duaya çevirmiş Resulullah. Evet. Akrabu ma yekunul abdu ilallah fe ve sacid. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde anıdır diyor. Ve tamamen dua olmuş, dua kesilmiş. Namazını bitiriyor, dua ediyor. Dua yalvarıyor. Yani birisinin bir dua istiyor, bana bir dua öğret. Allah de ki diyor, işte Allahümme inni Hazreti Ebu Bekir Efendimiz mesela. Hı hı. De ki ey Ebu Bekir, Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiriz zunube illa ent fagfirli mağfireten min indike ve rahamni inneke entele gafurur rahim. Teşehhütte okuyabilirsin diyor. Secdede okuyabilirsin. De ki Allah'ım ben nefsime çok büyük zulümler ettim. Sana karşı mahcubum. Tarafından bir rahmetle beni yarlığa, zira günahları senden başka bağışlayacak, yarlığayacak kimse yok de diyor yani. Hazreti Ebu Bekir'e böyle. Hazreti Ebu Bekir'in ne günahı olabilir ki? Cahiliyede bile harama uçkur çözmemiş, haram lokma yememiş, önüne bilmeden getirdikleri bir lokma et oldu diye tutmuş onu kusmuş. Adam falcıymış daha önceden, hizmetçi olarak aldığı birisi. Ben daha önce bakıcılık yapıyordum, falcılık yapıyordum. Oradan kalma bir param vardı. Ona et alıp gelmiştim ya Ebu Bekir deyince kusuyor. Yani bunu bile çıkaracak kadar hassas davranan bir insana böyle diyebilirsin diyor. Evet. Ondan sonra bir sürü dualar var yani Efendimiz. Evet. Hazreti Ayşe validemize ayrı dua öğretiyor. Eşlerinin hepsine ayrı dua. Bütün ümmeti Muhammed'e diyor ki en güzel dua Allah'ın en çok hoşuna giden Allahümme inni eselükel affe vel afiyete fil dünya vel ahire. Evet. Allah'ım beni affet dünya ve ahirette bana afiyet ver demesidir diyor. En çok Allah'ın hoşuna giden şey budur. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Yani bir sürü tekbir, tesbih, tehlil, zikirler var. Bunlarla ilgili yeni bir kitabımız çıkıyor.
Ruhu şifası dua ve zikirler diye mesur dualar ve zikirler. Hı hı. Önümüzdeki hafta herhalde elimizde olur inşallah, oradan da takip ederiz. Hayırlı olsun. Anlatırız diyelim inşallah. Hocam. Peki bu beddua konusunda bir giriş olsun. Şimdi bedduaya geçelim. Evet, beddua etmek doğru değil. Bunu kabul edelim. Evet. Kesinlikle. Peygamberimiz Aleyhisselam belli kimseler için bile kendisine beddua etmesi istenildiğinde ben beddua etmek için gönderilmedim demiş, reddetmiştir. Fakat bıçak kemiğe dayandığı zaman müminin böyle de bir hakkı vardır. O yüzden Allah-u Teala ittaku davetel muzlim buyuruyor. Zulme uğrayan mazlumun duasından, yani bedduasından sakının. Çünkü fe innehu beyneke ve beynehu ayet neydi? Şey, hadis neydi, unuttum. Neyse, Allah'la onun arasında perde yoktur diyor kısacası. Onunla Allah arasında perde yoktur diyor. Beyneke ve beynehu hicabın diyor. Ve beynallahu hicabın. Allah'la onun arasında perde yoktur diyor. Dolayısıyla böyle perdesiz görüştüğü mazluma Allah-u Teala'nın cevap vermesi, karşı tarafı yerin dibine geçirmesi bir beddua ile, bir anlık beddua ile mümkündür. Bu yüzden beddualarımıza değil, dualarımıza bile dikkat etmemiz lazım. Çünkü diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, İsra Sûre-i Cellesi'nde, estağfirullah, ve yed'ul insanu bişşerri duâhu bil hayr ve kenel insanu acûle. İnsan hayrına dua ettiği gibi şerrine de dua eder diyor. İnsan çok acelecidir diyor. Kızdın, Allah senin belanı versin. Yok, dur orada. Kızdın işte, şöyle olsun böyle olsun. Ya da inandıramadın kendini, iki gözüm önüme aksın. Pat diye akabilir. Tövbe. Kur'an çarpsın. Çay gibi işte kanım aksın. Sigara gibi yanayım. Kömür gibi yanayım. Yok bilmem şu falan. Şarkılar bile var hocam. Var. Beddua. Onun için bunlardan sakınmak lazım mümkün olduğu kadar. Peki. Mümin beddua etmemeli ama böyle bir hakkı var. Kur'an-ı Kerim'de Allah da beddua ediyor zaten. Ebu, evet, Ebu Leheb'e beddua ediyor. Ebu Leheb'in elleri kurusun, nitekim kurudu da diyor. Ondan sonra münafıklar için katelehumullah fe enne yükfekun. Nasıl da yüz çeviriyorlar, nasıl da saptırıyorlar. Allah onların belasını versin diyor. Allah onları kahretsin diyor. Var, örnekleri var. Peygamber Efendimiz'in de beddua değil de lanetlemeleri var. Lanetlemeleri var, telin ettiği kimseler var, davranışlar var özellikle. Yani genel manada, evet, genel manada kişiler değil de birebir davranışlar var. Yani işte bidat çıkarana lanet olsun. Bidatçılara var. Ha. Ondan sonra teraccül eden kadınlara, yani bağışlayın, erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere, yani kadınken erkek gibi olmaya özenen kadınlara, erkekse kadın gibi olmaya özenen erkeklere, yani böyle kırıtan hareketlerini, şeylerini değiştirenlere telin ettiği, yani bu davranışları. Mesela kesiyetin, ariyetin, mümmaliyetin, mailatin dediği, giyinmiş çıplaklar olarak gördüğü kadınlara, saptıranlara, sapıtanlara, bu tür şeylere, hareketlere, dövme yaptıranlara mesela. Doğruyu bildiği halde susanlara. Söylemeyenlere, evet. Yani bu tür şeylere lanetleri var. Evet. Peki şeyi sorayım. Beddua, yani beddua mıdır o, artık onu o şekilde sorayım. Allah'a havale ediyorum seni demek mesela. En büyük beddua olur zaten, en tehlikeli beddua Öyle olur. Mi? Çünkü bir insana gönül koyarak ben seni Allah'a havale ediyorum dersen, beddua bile etmeden. Çünkü beddua eden diyor Peygamberimiz, o kişiden intikamını almış olur, ahirette alacağı bir şey kalmaz diyor. Beddua, karşıdaki bir adam sana zulmetti, ona beddua ettin ya da küfür ettin, ana avrat düz gittinse ondan alacağın bir şey kalmaz diyor. Ahirette hesabını göremezsin. Bitmiştir dünyada. Onun için yani bu tür şeylerde beddua konusunda çok dikkatli olmak lazım. Telin konusunda çok dikkatli olmak lazım. Eğer bir hakkımız olduğunu düşünüyorsak Allah'a havale etme konusunda da acele etmemek lazım. Allah'a havale etmek en ağırıdır. Allah'a havale edersin. Gerçekten mazlumsan çok ileri gitmez. İki adım sonra düşer ölür. Haklıysan, çok ciğerini yakmışsa Allah'a havale ettin değil mi? Allah boynunu buru verir anında. Lanet etsen intikamını alırsın. Gerçekten bunların örnekleri var yani. Çok örnekleri var. Ben şimdi örnek vermek istemiyorum.
Millet bu örnekleri de örnek alıyor. Kötü örnekleri de örnek alıyor. Onun için ya iyi, biz evet. biz iki saattir burada din döküyoruz. İyi şeyler anlatıyoruz, onlar duruyor diyorsunuz. Yok, bu şimdi en son bak hoca böyle söyledi. Ben de bunu en can alıcı noktaları daha dikkat. Yani Kahhar ismini, Cabbar ismini de bu yüzden çok okumayı tavsiye etmiyoruz. Kahhar ismini. Kahriye okuma. Bir insanı yani kahretme. Eğer ki o insan da layık değilse dönüyor bedduan sana geliyor. Bu da hadis-i şerifte ikaz edilmiş Efendimiz tarafından. Ya buna da dikkat etmek lazım. Bana göre haksız olabilir ama gerçekte haksız mı? Adalet-i ilahiye göre haksız mı? Evet. Belki sen haksızsın. Onun için boşuna beddua etmemek lazım. Beddua etmemek. Evet, beddua evet. etmiyoruz. Peki. Böylelikle hocam programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Son sözlerim. Aslında biz bu gece çok şey konuştuk. Aile saadeti, huzuru, selameti uğruna evet. dilimizi tutmayı biz tavsiye ettik. Evet. En önemli. Görsek de bazı şeyleri görmemek lazım. Eskiler sabrederek büyümüşler. Sabrederek bizi bu hale getirmişler. Bizi sabır selamet kalmadı. Evet. Yani ben anında iki çırpıda tamam kardeşim al sen kazanıyorsan ben de kazanayım. Hadi yoluna. Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Böyle olmaz yahu. Olmaz ya bu. Allah Allah. Nereden çıktı bu ya? Hemen pıt. Sen onu evlenirken bir anda mı evlendin? Hayır. Bir anda da boşayamazsın o zaman. Zaten İslam'daki boşanma şekli, inanın boşanmamak için insanı zorlayıcı mahiyette. 3 ay, 4 ay bekleyeceksin. Karına ya da kocana, kadın boşama taraftarıysa el değmeyecek. Yüzüne muhabbetle bakmayacak. Acıma duygusuyla bakmayacak. Yani onunla maddi, manevi ilişkilerinin tamamını kesmiş olacak. Evet. Evet. Erkek de yani ona talak vermiş olsa bile aynı evde kalmayacak. Çekip gidecek. Kararlılık gösterecek ve 3 ay kadın 3 defa adet görüp 3 defa temizleninceye kadar elini değmeyecek. Elini değerse verdiği talak geri alınmış olur. Evet. Aile birliğine önem verdiğimizi. Evet, çok dikkat edelim. Her aklımıza geleni, evet. ağzımıza geleni söylemeyelim. Biraz sabırlı olalım. Evet. Allah'tan yardım isteyelim, dua edelim. Çoluk çocuğumuza güzel örnek olalım. Evet. Önümüzdeki haftada isterseniz birazcık daha devam edebiliriz devam bu konulara. Peki değerli izleyiciler, böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmayı umuyoruz. Hem hayırlı Ramazanlar diliyoruz tekrar, hem de hayırlı cumalar diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun.